Aki TV ekranlarından hayırlı akşamlar. Derin Kutu'ya hoş geldiniz. Ben Yusuf Ozan Demir. Haftanın önemli gelişmelerini değerli konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Önce Ankara'ya döneceğim. Ankara stüdyomuzda gazeteci, yazar Serdar Arseven bulunuyor. Serdar Bey, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum hepinize. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Stratejist İbrahim Kereş İstanbul stüdyomuzda. Efendim, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Vay çok sağ olun. Yeni Akit gazetesi yazarlarından Ali İhsan Karahasanoğlu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Birazdan bir diğer Yeni Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay bizlerle birlikte olacak. Şöyle işleyeceğimiz konuların konu başlıklarını kısa kısa aktarayım. Akabinde de değerli yorumcularımıza dönelim. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sevgili izleyiciler, konser paraları ne oldu? 30 Ekim gecesi bir iddia vardı ve bu iddialara dün Mansur Yavaş kanadından cevaplar geldi. Ben kişi başı bu mevlaları harcamadım. 8 ayrı kişiye 94 milyon TL ödeme yaptım dedi. Detaylara birazdan değiniriz sevgili seyirciler. Bazı isimler var ve bu isimlere ciddi paralar ödendiği konuşuluyor. Mansur Yavaş da evet bu paraları verdim ama bir kişiye değil. Bunun teknikçisi var, sanatçının kaşe bedeli var, sanatçının ekibi var diyerek hem teknik hizmetlere hem sahne kurulumuna hem de sanatçılara verilen paralar olduğunu kaydetti. İzmir'den acı bir haber. Selçuk ilçesinde 37 bin nüfuslu bir ilçe. 5 kardeş sevgili izleyiciler. Babaları cezaevinde 8 yıl ceza almış. Anneleriyle birlikte kalıyorlar derme çatma bir yerde. Anneleri iddiaya göre hurda toplayarak geçimini sağlıyordu ve hurdacıya gittiği söyleniyor. Parasını almak için o esnada çocukları yalnız bırakıyor. Döndüğünde de elektrikli soba bir faciaya neden oluyor. Yangın çıktı ve beşi de dumandan boğuldu. Yani can verdiler. Bu hadise kamuoyunu bir hayli etkiledi. Bir diğer konumuz da yasa dışı bahis operasyonu olacak. 23 kişi hakkında bu bahise teşvik suçundan sevgili izleyiciler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. 23 kişiden 16'sı göz altına alındı. 7 kişi yurt dışında değerli izleyiciler. Bu 7 kişi arasında eski futbolcu Batuhan Karadeniz'de bulunuyor ve 16 kişi. Bunların arasında da Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil var. 12 kişi tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erbil ve Ortaç da bu serbest bırakılanlar arasında ikametgahlarından ayrılmamak kaydıyla sevgili izleyiciler. Bu da önemli bir konu. Niye? Gençler bir şekilde sanal alemde kumar bataklığına mı çekiliyor? Bunun da bağımlılığı var mı? Sonuçları nedir? Tabii bazı bilim adamlarının bununla ilgili önemli uyarıları var. Ankara dedik, Ankara'ya dönelim o halde. Serdar Bey bir kez daha iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Bu hadiseleri konuşmaya çalışacağız. Siz de dilerseniz önce Ankara Büyükşehir Belediyesi ile başlayalım. Siz Ankara'dasınız ve iddialarda zaten Ankara'yla ilgili Mansur Yavaş'ın dün açıklamaları vardı. Ben ayrıntılarına girmeyeyim, sözü size bırakayım. Sizi Sayın Yavaş'ın açıklamaları tatmin etti mi? Yani berbat bir açıklama bekliyordum Mansur Yavaş'tan. Beklediğimden de berbat bir açıklama oldu. Bir kere bahsedilen rakamlar... Özür dilerim Serdar Bey, unutmayın, hemen döneceğim. Kenan Alpay da bizlerle birlikte. Hayırlı akşamlar. İyi teşekkür akşamlar. Ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun Serdar Bey, devam edin. Evet. Berbat bir açıklama bekliyordum ama beklediğimden de berbat bir açıklama oldu. Şimdi sürekli olarak algı operasyonlarını
iyi öğrenmişler, algıyı iyi öğrenmişler. Sürekli olarak konuyu saptırıyorlar. Önce Özgür Özel biliyorsunuz, Ebru Gündeş için Rıza Zarrab'ın eski karısına verilmesi yanlış olmuş, ondan dolayı tepki gösteriyor. Mesele o değil ki, yani zaten birçok sanatçı birilerinin eski karısı, eski kocası sanat camiasında, sanat ya sanatçı diyorum da tırnak içinde diyeyim bunu, çünkü sanatçı kavramın içinde doldurulması lazım, her neyse. Şarkıcı mı diyeceksiniz? Rakamlar orta. Yani ne derseniz deyin ama yani sanatçı deyince bambaşka bir yerde bizim için. Mesela ben Orhan Gencebay için sanatçı derim. Ama yani belki tartışılır şeyler bunlar ama yani ben sanatçı olarak nitelendirmeyi, tırnak içerisinde sanatçı olarak nitelendirmeyi pek çoğunu uygun görüyorum. Şimdi işin çok vahim boyutları var. Bir kere sanatçılar, o sanatçı denilenler, tırnak içerisinde sanatçılar, o paraları almadıklarını falan söylüyorlar. Bir bölümünün gittiğini söylediler. Hakikaten organizatörlerin cebine büyük paralar gidiyor. Şimdi efendim ışık sistemi kurduk, ses sistemi kurduk, bilmem ne sistemi kurduk. Ama mızrak çuvala sığmıyor. Saklamaya çalıştılar, şey yapmaya çalıştılar. Şimdi burada tabii işin hukuki boyutu var mı, onu Ali İhsan Bey dile getirir. Yani bunların hesabı nasıl olacak? Çünkü Türkiye'de bir şeyler yapılıyor ve hesaplar sorulmuyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'da oynanamayan maç için Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sabotaj dedi, bir şey olmadı. İşte Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimle ilgili ortada bir sürü ilişkilerin olduğu söylendi. Aslında Ekrem İmamoğlu o seçimi kazanmadı ama orada bir organizasyon kuruldu. Bu iddia organize suç iddiasıydı. Ama bir şey çıkmadı. Şimdi buradan ne çıkacak? Mutlaka ben işin politik tarafında hiç değilim. Burada parti pırtı ayrımı da yapmıyorum. CHP'li belediyeymiş, başka bir belediyeymiş, beni tanıyanlar bilir. Ama burada gerçekten işte Mansur Yavaş biliyorsunuz seçilmeden evvel suyu bedava vereceğini falan söylemişti. Ama ben iki kişilik aile olarak yaşıyorum Ankara'da. Bir hanımefendi, bir ben. 697 lira bir aylık su faturası geldi. Demek biz 4 kişi yaşamış olsaydık veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın hayalindeki o hani 5 kişilik aile, 3 çocuk, 2 de büyükler, ebeveynler olsaydı, 5 kişilik bir aile, demek ki en az 1 milyon 250 lira gelecekti. 1250 lira gelecekti. O da en düşük asgari ücretin, en düşük emekli maaşının 1/10'unu sadece ve sadece Ankara'da suya verecektik. Şimdi çok büyük bir bedel. Yani Ankara'daki su fiyatlarına baktığınız zaman gerçekten korkunç bedeller. Şimdi Melih Gökçek'in birçok yanlışı vardır, şuyu vardır, bu vardır, eleştirirsiniz, bilmem ne yaparsınız ama bir şey kazandırıyordu buraya. İşte Amka Park kazandırıyordu. Ne olacaktı? İşte geleceklerdi, parasını ödeyip biletini alıp insanlar işte sağdan soldan geleceklerdi ve işte çocuklar eğleneceklerdi falan. Yani bir Luna Park'ın büyüğü olarak düşünün. O ne oldu? O şurada atıl kaldı. Ya sonuçta Ankara'ya bir şey yapılacak. İşte Luna Park'lar var. Bunun bir karşılığı var. Şimdi konserin ne karşılığı var? Bu efendim Cumhuriyet Bayramı için bunu konseri yaptık. Ya ne alaka? Yani işte efendim Atatürk'ün ruhunu şad etmek için yaptık. Ne alaka yani? Atatürk'ün ruhuna şarkı mı okuyorsunuz? Dolayısıyla bir, değer istismarı. İki, yani bu popüler kültürün dayatılması. Üç, en önemlisi, yani bunlar da çok önemli. En önemlisi, ya orada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Ya işte ben işte cebine para indirdi, şu kadar indirdi, bu kadar indirdi. Bunları ispatlayabilecek durumda değiliz. Ama şu paralar, deli paralar. Yani bahsettiği paralar çok 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 büyük paralar. Şimdi tabii bu biz derin kutu programlarında da çok tartıştık. Daha önceki kadroyla da çok tartıştık bunları. Konserler maalesef belediyelerin asli işlerinden biriymiş gibi görüldü ve Türkiye'nin çok iyi yerinde, hatta gelir bakımından çok düşük belediyelerde bile çılgın konserler yapıldı
Ben buradan bunları eleştirdim, dedim ki yani bu neresinden bakarsanız bakın olacak şey değil. Yani daha sonra SGK borçları falan çıktı ortaya, biliyorsunuz. Yani halka hizmet götürmüyorsunuz. Ve paraları buralara veriyorsunuz. Organizatörlere veriyorsunuz. Bunları hep yazdık çizdik. Büyük bir bölümü o sanatçı dediklerinizin cebine de gitmiyor. Özür dilerim. O zaman gidiyor. Serdar Bey, şöyle bir soru soralım mı? Eğer belediyelerin ya da belediyenin kasasından yüklü miktarda bir para çıkıyorsa, bir kısmı organizasyon firmalarına gidiyorsa, diğer kısmı da sanatçılara gidiyorsa, halkı eğlendirdik diyen belediyelerin buradan karı nedir? Yani halkı eğlendirdikçe, konser alanında vatandaş topladıkça bir sonraki seçimde daha fazla mı oy alıyorlar? Yoksa başka bir şey mi var? Yani belediyenin hem cebinden milyonlar çıkacak, hem de bu şekilde durumlarla karşılaşacaklar. Bunların bu işten kazancı ne? Yani kazancı ne sorusunun zaten sorulması lazım. Yani acaba sadece Ankara Belediyesi için söylemiyorum. Bütün ya, bu işleri yapan belediyeler için. Maddi bir kazanç mı var? Yani, değil. Çünkü kendi kasasından çıkıyor. Hadi siyasi kazanç ne diyeyim? Ya şimdi bir şirket bana iş yapıyorsa ve konser organizasyonu yapıyorsa ve büyük paralar alıyorsa bundan, yani herhalde arada bir sevap, yani sevabına ben konser verdirdim falan diye düşünmüyordur. Ya da işte Atatürk'ün ruhu şad olsun diye ben konser verdirdim demiyordur yani, ne bileyim. Yoksa ilgili sanatçının PR'ından mı yararlanıyorlar? Yani böyle düşünen de olabilir, böyle düşünen de olabilir ama son derece yanlış bir düşünce. Mesela CHP, Mansur Yavaş Ebru Gündeş konserinden ne kazandı? Şimdi oy mu kazandı, itibar mı kazandı, imaj mı kazandı? Efendim işte Rıza Zarrab meselesi gündeme geliyor. Bilmem ne gündeme, hiçbir şeyi kazanmadı. Şimdi bir şey kazanmış olması lazım. Bir eğer siyasetçi hiçbir şey kazanmıyorsa bir şeyde, hiçbir şey para kazanmadı, tamam. O efendim itibar kazanmadı, tamam. İşte ne imaj kazanmadı, tamam. Oy mu? Buradan yani Mansur Yavaş konserlerden mi oy aldı? Yani bu şeyi konserler mi? Hiç konserler falan da gündeme gelmedi. Bakın ama şimdi ben şöyle dedim. Yani herkes kendi evinin önünü temizlerse daha anlamlı hale gelir temizlik. Şimdi burada sağ olsun Yeni Akit Komtere de birçok haberi aldı, kullandı. AK Partili belediyeler zamanında da acayip konserler verildi. Mesela bunlardan bir tanesi Üsküdar'da verilen konserdi. Ben son derece şey, ya bu konserlere ne gerek var diye bir şey yazdım. Sağ olsun belediye başkanı engelledi beni. Burada da sağ olsun Zeki Bey vardı o zaman programda, Zeki Gümüş Bey. Ya diyor Serdar Arseven'i niye engelliyorsun? Yani Serdar Arseven 30-40 yıldır bu camiye destek veren, sizlere destek veren, işte ne bileyim Akit kadrosunun içinde uzun yıllar boyunca görev yapmış bir kardeşimiz. Yani ara görüş niye engelliyorsun? Şimdi bir engelleme oldu. Ben 3-4 kere bunu kullandım falan. Tabi buradan mesela bu soruyu da sorduğumuz zaman, mesela Üsküdar Belediyesi böyle bir konser düzenlediği zaman bundan, İşte buna Melek Mosto konserini de ekleyin. Tekirdağ Selim Paşa mı oradaki? Şimdi oy mu kazanır? Yok. Üsküdar da kaybedildi. Orası da, Tekirdağ Büyükşehir adayı oldu. Orası da kaybedildi. Konserin verildiği yerde oy olarak şeydi. Hem de fark artıyor yani. Böyle bir kimse mesela CHP böyle düşünebilir mi bilmiyorum. Ben konser verdireceğim, buradan oy gelecek bana. Şimdi imaj. Mesela şunun için düşünebilir. Yani benim beğendiğim bir sanatçı değil ama kişi değil Zülfü Livaneli. Belki Zülfü Livaneli için böyle bir şey düşünülebilir. Hani der ki bizim ideolojimizin sembollerinden birisi olan birisidir, ona konser verdirdik falan diye böyle bir ideolojik savunma yapabilirsin. Ya Allah aşkına hadisenin, yani ben şey dedim, yani bu Cumhuriyet Bayramı değil Frikik Bayramı mı dedim, kızdılar falan. Şimdi hadisenin, yani hadisenin gündeme gelme şekillerine bakın. Yani sanatıyla gündeme gelen bu imaj, hani imaj diyorsanız buradan mesela şu olur: eğer Harbiye'de bir konser düzenliyorsanız ve biletlerin tanesini 5.000 liraya satacaksınız, 4.000 liraya satacaksınız ve 10.000'lerce kişi gelecekse, sponsorlar da destek verecekse, buradan para kazanabilir bir firma. Ama belediye şey değildir ki, belediyeler ticari işletmeler değildir ki, belediyeler şunu diyebilirler, halka hizmet etmek için. Serdar Bey, ya bizim kültürel etkinlikler düzenleme gibi bir vasfımız da var. Biz bunu yerine getiriyoruz diyebilirler. Yani
Kültürel etkinlik ne şekilde ne kültür? Mesela onu tanımlaması lazım. Mesela Ebru Gündeş kültürü kültürel etkinlik olarak, Hadise kültürü kültürel etkinlik olarak nereye tekabül eder? Yani öyle diyorlarsa, yani bu kültürel etkinliktir deniyorsa, mesela Ankara kültürünü, Ankara'nın kültürünü, şimdi Ankaralılıkla oyaladı ya Mansur Yavaş. Ankara, hani Ankara falan, ben işte Öztaseki Ankaralı değildi, biz Ankaralıyız falan diye aldı ya. Ankara'yı temsil eden bir tarafı yok yani Ebru Gündeş'in. Ya da Hadise, mesela Hadise'yle İstanbul'u, yani Hadise'yle İstanbul'u bir araya getirdiğiniz zaman, yani Hadise İstanbul'a mı benziyor, İstanbul Hadise şeye mi benziyor? Ha efendim, dev bloklar dikilmiş, efendim çok katlı bloklar dikilmiş. İşte şeyi, tabiatı büyük ölçüde zararlara uğratılmış İstanbul, tahrip edilmiş İstanbul'un simgesi olarak düşünüyorsanız başka. Ama şimdi buradan kültürel bir hizmet sonucu çıkmaz. Ve eğer siyaset şuysa, buradan biz oy getirir bize bu. Yo, hayır, oy getirmiyor. Şimdi mesela zamanı geri döndürsek. Mansur Yavaş, şimdi Mansur Yavaş, bunları düşünmedim yani. Bir de hani yönetimdeki basiret meselesi. Serdar Bey, bir dakikaya toparlayın. Benim önüme gelsin. Tamam, toparlıyorum. Benim önüme gelsin mesela Mansur Yavaş, dese ki birisi, kendisinden habersiz mi yapıldı, Ebru Gündeş'e biz şey yapacağız, konser verdireceğiz. Ya derim, bu politik olarak çok farklı taraflara çekilir ya. Rıza Zarrab meselesi var, bilmem ne meselesi var, şu var, bu var. Yani ben buna hayır, evet demem ya. Mansur Yavaş yerinde olsam evet demem. Bunun bir ekibi yok mu? Yani bir de iletişim meselesi. Bu nasıl karşılık bulacak? Şimdi neresinden bakarsanız bakın berbat. Ama şunu söylememiz lazım. Arkadaş, belediyelerin görevler arasında konser düzenlemek yok. Gitsin konser dinlemek isteyen, versin parasını. Bu şekilde yapılanlar da var. Nerede dinleyecekse dinleyecek. Benim paramdan, benim vergilerimden ben konser verilmesini istemiyorum. AK Parti tabanında bunu istemiyor. CHP tabanında bilmiyorum. CHP tabanında bilmiyor. Onların farklı dünya görüşleri olan için hoşuna gidebilir. Ama özellikle şimdi mesela ben çok daha rahat olurdum. Mesela AK Partili belediyeler bir konser. Çünkü benim Twitter adresime girdiğiniz zaman AK Parti'nin, ya yapmayın bunu diyorum. Bak, buradan oy gelmez size. Buradan şey gelmez. Bu sadece benim yazdığım değil. Mesela yeniakit.com.tr'ye girin. Birçok uyarı yazısı görürsünüz. Buranın programlarını takip edin. Yeni Akit TV'nin programlarını takip edin. Pek çok uyarı. Ya bu uyarıları niye dikkat almıyorsunuz? İnşallah ders olur. Ama ben hukuki boyutunu, yani buradan bir, yani hukuki sonuç çıkar mı? Çünkü ortada, ya şunu buna verdim, bu kadar buraya verdim, hakikaten mızrağın çuvala sığmaması gibi bir durum var. Buradan suç duyuruları çıkar mı? Buradan hukuki sonuç çıkar mı? Yoksa sadece politik olarak Mansur Yavaş yıprandığıyla mı kalır? Ben bunu da istemiyorum. Yani işin politik edilmesini de istemiyorum arkadaş. Benim kaynaklarım bana hizmet olarak gelmiyorsa da, şüpheli yerlere gidiyorsa, yargıda bunun karşılığı olması lazım. Var mı yok mu, onu da herhalde Sayın Karahasanoğlu bize izah eder. Konu bölünmesin. Son olarak hukuki değerlendirmesini alalım Sayın Karahasanoğlu. Sonra da zaten kendi yorumunu da alacağız. Kenan Bey, şimdi burada inanılmaz paralar aktarılıyor. 8 kişiye 94 milyon lira verdim diyor. Ebru Gündeş çok konuşulduğu için ona 4750 TL verdim diyor. Özür dilerim. İşte 44 milyon lira aslında toplamda bir para var. Bunun bir bölümü organizasyon firmasına, bir bölümü Ebru Gündeş'in ekibine, bir bölümü de Ebru Gündeş'e. Tan Taşçı diye bir sanatçı var. Ona 41 milyon lira vesaire. Çeşitli isimler var. Yani toplamda baya baya bir para var. Siz bu iddialar karşısında, dünkü size de aynı suali yönelteyim, Mansur Yavaş'ın açıklamalarını ne buldunuz? Nasıl buldunuz? Ayrıca şunun da ayrı bir başlıkta tabii değerlendirilmesi gerekir. Mansur Yavaş'ın açıklamaları da biraz böyle kendi partisine ya da bazı isimleri ineleyici ifadeler var gibi. Sağlı sollu saldırıyorlar. Sağ tarafı anladık, sol taraf kim? Birileri belediye içerisinde doğru olmayan bilgileri sızdırdı. Bilgi doğru değil ama sızdırma, Sabah Ali İhsan Bey de dikkat çekmişti. Hani bir bilgi ya da doğru olmayan bir şey zaten yalan ya da iftiradır. Nasıl sızdırılabilir? Bu ayrı bir tartışma konusu. Tabii buraları da ayrı değerlendirmek gerekir. Burada da Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş çekişmesine değinmekte fayda var. Önce işin parasal boyut. Buyurun.
Bahsettiğiniz mevzuda bir siyasal çekişme, rekabet, parti içi ya da belediyenin kendi bünyesi izahında böyle vatan, millet, bayrak, ulu önder, Atatürk falan filan geçiyorsa inanın ki orada %99.9 hile hurda vardır. Kolpacılık vardır. Aldatma vardır. İstismar vardır. Her türlü şaibe orada vardır. İkincisi diyor ki gördüğünüz gibi diyor rakamları da önünüzde takdim ettik diyor. Bunlar da diyor çok da büyük bir para sayılmaz diyor. Şimdi ben aslında normalde Sözcü Gazetesi'nden, Cumhuriyet Gazetesi'nden şöyle bir şey beklerdim bugünkü manşette. Ebru Gündeş'e ya da Candan Erçetin'e ya da Tam Taşçı'ya ya da Mor ve Ötesi'ne verilen ücretin kaç emekli maaşı ettiğini tak diye manşetten vermeleri lazım. Kaç emekli hiç görmemişler var ki. Olayı görmemişler. İşte ama niye görmüyorlar? Burada bir tuhaflık yok mu? Normal şartlarda ne olur? Tam taşçıya verilen 41 milyon 950 bin lirayla bu kaşe ücreti. Artı bunun KDV'si var. %20. Artı stopajı var. Gelir vergisi var. Ve KDV'yi de stopajı da bakın Sayın Mansur Yavaş ücretleri açıklarken izah etmiyor. Yani 41.950 üzerine artı %20 koyun. Artı özür dilerim. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Bir canlı yayında Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Bey. Evet. Dünkü rakamların içerisinde KDV yoktur. Tabii onu demek istiyorum zaten var. Ben. Şimdi normal şartlarda bir sanatçıyla anlaştığınız zaman diyorsunuz ki işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma her kimse anlaştınız. Yani işte 4 milyon 500 bin liraya anlaştınız ya da 5 milyon 500 bin liraya anlaştınız. Para yatıyor hesabına. Ondan sonra KDV'si, ondan sonra stopajı, gelir vergisi bu tarafa ait. Dolayısıyla burada temel sıkıntılardan bir tanesi şu. Yani bu sanatçının söylediği şarkı, şarkılar, bu grupların söylediği şarkılar ve tabii ki o hazırlanan 100 milyona yaklaşıp maliyeti tutan sahne meselesine baktığımız zaman aslında Türkiye bütün illeriyle, ilçeleriyle, bütün belediyeleriyle işte onun AK Partilisi ya da CHP'lisi ya da bilmem nesi biraz aşağıda biraz yukarıda olur ama aslında ne biliyor musunuz? Bütün bir ülkeye sadece bir saatte bir havai fişek gösterisi yapıyoruz. Ya da ben gidiyorum bir düğünde olur ya işte bizde böyle düğünde gidiyorum havaya tak 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 atıyorum abi ne atıyorsun şey abi güç gösterisi yapıyorum. Şimdi temel sıkıntı bu. Yani bunun sanatla ilgisinin ne olduğu hakikaten çok ciddi tartışmalı. Yani siz Demet Akalın'ı sahneye çıkartarak ya hangi sanattan bahsediyorsunuz? Candan Erçetin tamam güzel şarkı söylüyor ama ya ben açıyorum kulaklığı takıyorum her istediğim yerde istediğim şekilde Candan Erçetin'i ben dinliyorum. Bana maliyeti yani 3 liradır. Ya bu maliyeti ben neden 80 milyona çıkartıyorum? Neden? Yani Candan Erçetin ve dediğim gibi sahne arkadaşlarına ben neden 80 milyon aktarıyorum? Ya da Ebru Gündeş için benzer ya da Mor ve Ötesi için ya da benzer bir durum için. O zaman şöyle bir durumdan bizim bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi burada Türkiye'de sanata filan yatırım yapılmıyor. Sanat dediğiniz zaman o zaman belediyenin yapması gereken hakikaten Türkiye'de geleneksel sanatların desteklenmesine öncülük etmesi lazım. Bugün Türkiye'de Türkiye'yi bu toplumu kendine has kılan değil mi? Onlarca sanatı var. E bu sanatı kim destekliyor? Klasik mesela musikiyi kim destekliyor? Klasik musikiyi destekleyecek bir takım ortamları kim oluşturuyor? Kim bu sanatçılara sahip çıkıyor? Bu sanatçılar zaten itilmiş kakılmış. Yani diyor ki bunlara kimse sahip çıkmaz. Yani bunu çağırsak 20 kişi dinler. Bunu çağırsak 50 kişi dinler. Ama ben bilmem affedersiniz iç çamaşırına kadar soyunup sahneye çıkan teşhirci bir kadını ne söylediğinin de önemi yok. Hiçbir önemi yok. Hadisenin ne söylediğine ilişkin kulağınıza bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Zaten kimse dinlemeye gitmiyor ki. Seyretmeye gidiyor. E getirin o zaman bir dansöz falan getirin. İlle seyir meselesiyse dansöz getirin. E onlar da zaten dansözlük yapıyorlar. Ortada söz, sanat, mecaz, derinlik,
uhrevilik, ahlak, edep, nesil, terbiye hiçbir şey yok ki. Sallan yuvarlan, uğur patlasın, çal oynasın. Bu sebeple belediyelerin biz kültüre hizmet ediyoruz dediği durumda herhangi bir biçimde kültüre hizmet yok. Bakın bu kültür, pop kültür diyelim. Pop kültür. Etrafında bir düşünce olmaz. Ya da kullanat kültürü. Tabii. Bir sefer düşünce olmaz. Muhakeme hiç olmaz. İrade hiç olmaz. Ama şunu söyleyeyim. Sığlık olur. Yüzeysellik olur. Marka kültürü olur. Alkol kültürü olur. Uyuşucu kültürü olur. Fuhuş kültürü olur. Teşhir kültürü olur. Röntgen kültürü olur. Zaten bu oluyor. Dolayısıyla belediyeler neye hizmet ediyorlar? Açıkçası bu toplumu ifsad etmeye hizmet ediyorlar. Ha diyebilir ki onlar yapıyor, öbürleri yapıyor, öbürleri yapıyor. İyi de kardeşim, bu bir ifsad yarıştırma mekanizması değil ki. Sizin hiçbir kendinize ait bir kimliğiniz yok. Sizin hiçbir iradeniz yok. Sizin tarihe, topluma karşı, Allah'a karşı hiçbir sorumluluğunuz yok. Nedir bu edepsizliği teşvik etmek? Şimdi Mansur Bey'in açıklamalarına bakıyorsunuz. 6 yılda kaç milyon para harcanmış kültür bünyesinden? 100 milyonlarca lira. Bakın oraya harcanan paranın haricinde bir de orada belediye bünyesinden o imkanların, o araçların, o personelin istihdam edildiğini düşündüğünüzde milyarlarca lira para veriliyor. O zaman ben de soruyorum. Ya Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, şurada, burada ya hiç mi yardıma ihtiyacı olan insan, hiçbir eğitim desteğine ihtiyacı olan insan yok? Denilebilir ki evet biz eğitime de destek veriyoruz. Eğitime destek vermek yetmiyor. Daha fazla eğitime destek vermek lazım. Ben bu sebeple Sayın Mansur Yavaş'ın yapıp ettikleri açıklamaları ben hiç izahını makul görmüyorum. Çünkü zırva tevil götürmez diye bir şey var. Sanatçı kazanmayacak mı? Elbette ki kazanacak. Açlıktan ölecek hali yok. Organizasyon firması kazanmayacak mı? Elbette ki kazanacak. Ama bakın, kamu ihale kurumu yapılan işlere dair, yanlışsam Ali İhsan Bey düzelsin, orada giderleri şunları bunları karşıladıktan sonra der ki kardeşim sizin kar oranınız %30 olabilir. Yani 100 milyonluk bir işte sizin karınız 30 milyon olabilir. 50 milyonluk bir işte 15 milyon olabilir. Şimdi o zaman burada yapılan işin ne olduğuna ilişkin, hakkaniyetli olup olmadığına ilişkin şunu sormamız lazım. Gereğince alternatif organizasyon firmasıyla konuşuldu mu? Örneğin Konak'ta efendim Şevval Sam bir konser veriyor. Konser zaten yani işte kafasında rakı bardağı falan dolaştırıyor. Böyle yani müptezel bir iş. Ne kadar verilmiş Şevval Sam'a? 5,5 milyon para verilmiş kaşe parası. Şimdi Şevval Sam 5 tane şarkı söyleyince bunu gerçekten de hak etmiş midir? Yani ben 5 şarkı söylerim. 5 milyon 500 bin lira. Yani ben İstanbul'da 5 şarkı söyleyip bir ev alırım. Böyle bir Türkiye var mı? Var mı böyle bir Türkiye? Acaba diyorum Şevval Sam, ya iyi bir şarkıcı falan filan değil yani. Şevval Sam'ın şarkıcılığı biraz annesinin isminden gelir. Leman Hanım'ın da Cumhuriyet Halk Partisi çevreleriyle, kulisleriyle filan arası iyidir. Acaba kime rica etti, nasıl rica etti, nasıl oldu bilmiyorum ben. Ama 5,5 milyonluk bir şarkı söylenen bir pozisyon falan yok. Müptezel ayak takımı işleri bunlar. Langur lungur işler. O zaman ben diyorum ki bunu acaba bu belediyenin başkanları, başkan yardımcıları, kültürden sorumlu olan efendim daire başkanları bu işi görmüyorlar mı? Görmüyorlar ya da başka bir takım perde arkasında bizim bilemediğimiz işler var. Ben bu sebeple belediyelerde bir rant örgüsü oluşturulmasını, belli bir çevrenin efendim kamu edebiyatı yaparak halkımız istedi filan gibi şeyler söyleyerek Atatürk'ün hatırasını yaşatmak için Atatürk Orman Çiftliği'nde yapıyoruz. Efendim 30 Ağustos'ta yapıyoruz filan falan gibi söylemlerle açıkçası ben toplumun bir narkozla uyutulduğunu ve bu arada da belediye etrafında yeni bir rantiye oluşturulduğunu,
Yeni bir rant sınıfı oluşturuldu. Onların da bir sınıf atlama heyecanıyla, şehvetiyle hareket ettiğini, fırsatın kazası olmaz. Yani aslında normalde önceki dönem baksak, Şevval Sam acaba bir önceki belediyeler döneminde kaça sahneye çıktı? Dolar kuru üzerinden, enflasyon üzerinden hesabı yapalım, bugün kaça çıktığını anlayalım. Duman konseri, Candan Erçetin konseri, bilmem ne konseri. Burada benim kanaatimce çok ciddi bir uçurum var. Bu uçurum bu dönemin fırsatçılığının, açgözlülüğünün, görgüsüzlüğünün ve kamu kaynaklarını israf etmenin bir tezahürüdür. Bu ayıptır, günahtır. Ben olsam Sayın Mansur Yavaş'ın toplantısında şu soruyu sormak isterdim. Efendim, siz ekibim beni aldattı mı diyorsunuz? Yoksa ekibinize ilişkin hiçbir söz söylemeyerek kamu kaynaklarının israf edilmesini, çarçur edilmesini, gençliğin de ziyan edilmesini içinize sindiriyor musunuz diye bir soru sormak isterdim. Ama tabii bu toplantıda maalesef bizim yerimiz yoktu. Teşekkür ederim. Aslında kendi ifadeleriyle sızdırıldı diyor. Evet. İbrahim Bey, siz... Bir şey söyleyebilir miyim? Çok kısa. Buyurun. İbrahim, evet. Şimdi bir il belediye başkanı, AK Partili bir il belediye başkanı, ben konserleri eleştirmiştim. Hakikaten konserler de hiç yerli ve milli kültürümüze uygun konserler falan değildi. Beni aradı. Hı. Dedi ya, sizde dedi bunca yıllık hukukumuz var dedi, bilmem ne var, niye böyle yazdırdım. Ben yaptığınız işle ilgili, sizin şahsiyetinizle ilgili bir şey söylemedim. İşte bayağı konuştuk. Dedi ki biz dedi kitle partisiyiz dedi. Biz dedi Saadet Partisi ya da Yeniden Refah Partisi değiliz dedi. Biz dedi kitle partisi. Yani ismini de verebilirim ama vermeyeyim. Şimdi hani şey yapmadık öyle. Şimdi belki versem de kızmayacaktır. Çünkü şey, ben bunları her yerde savunuyorum. Biz dedi kitle partisiyiz. Ya dedim kitle partisi de siz Anavatan Partisi değilsiniz. Doğru Yol Partisi değilsiniz. CHP değilsiniz. Ve bu uygun, yani uygun değil. Bir. Ondan sonra dedi ki ya dedi bunların hepsileri bizden çıkmıyor. Sponsorlardan çıkıyor falan. O dedim sponsor işlerini biz biliyoruz efendim dedim. Ya bu konserlerin ne lüzumu vardı falan. Ya dedi işte bunlar dedi buraya gelen dedi insanlar var dedi. Bunlar dedi talep ediyor dedi. Bunlar dedi kültürel faaliyetler dedi. Biz dedim kültürel faaliyetler olarak görmüyoruz. Yani bu zurna işlerinde bilmem şu işleri bu bir sürü şey var. Orada listeyi de gönderebilirim. Sonra ben şunu istiyorum sizden dedim. Ya dedi şunu bir kardeşiniz hani dediniz biz kardeşiz dediniz. Bizim okuyucularımız da sizin kardeşinizdir. Bana hangi sanatçıya kaç lira verdiğinizi, hangi sanatçıya kaç para verdiğinizi, ne kadarın organizasyon bedeli olduğunu, ne kadarın da sponsorlardan karşılandığını ve kimlerin sponsor olduğunu bir liste halinde gönderebilir misiniz? Dedi gönderemem. Çünkü dedi sanatçılar dedi sanatçıların aldıkları paraları şey yapmam onları rahatsız eder dedi. Tek tek. Ya dedim yani gönderin bunu. Ben rahatsız oluyorum, kardeşiniz rahatsız oluyor işte. Onu gönderin ya da sitenizde yayınlayın. Bunu bilsin. Yani ortada şey bir şey yoksa sanatçının dediğinizin de onlar sanatçı da değillerdi yani o konserleri verdirenler falan. Aynı bu CHP'lerinki gibi. Şunu söylemek istiyorum. Yani şu yapılabilir. Her belediye parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum. Küçük büyük belediye ayrımı yapmaksızın söylüyorum. Her belediye etkinliklere kaç para harcadığını, bunların ne kadarını sponsorlar tarafından karşılandığını, sponsorların kimler olduğunu, o sanatçı denilenleri kimler olduğunu ve kaçar para aldıklarını, ışıklandırma bilmem ne için kaç para gittiğini falan. Biz girelim, hiç uğraşmaya gerek yok. Böyle gazete kim sızdırdı, mıyım sızdırdı demeye de gerek yok. Sızdırabilir herkes her tarafa. Sızdırmanın en güzel şeyi, en güzel tedbir şeffaflıktır. Ben girelim internet sitesine, atıyorum X belediyesi. Peki İbrahim Bey'e döneyim. Onun süresinden yiyoruz. Birazdan evet. Da reklam derlerse haksızlık olmasın. Evet. Teşekkür ederim. Bunu hepimiz herhalde isteriz yani. Böyle bir şey olsun diye bir çağrım olsun burada. Teşekkür ederim. Ben kabul ettiremiyorum bunu. Sağ olun. Sağ olun. İbrahim Bey sağ olun. Siz olanı biteni nasıl okudunuz? Bir de tabii şöyle bir şey de var. Ya aslında Serdar Bey'in dediği gibi eğer kamu kaynakları çarçur ediliyorsa ve burada yetimlerin, öksüzlerin hakkı varsa bunun partisi yok. AK Parti, MHP, CHP her kim olursa olsun. Ama şimdi büyük şehirler tabii çoğunluğu CHP'de olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hiç mi böyle faaliyetleri yok? Bunlar niye konuşulmuyor deniliyor? İmamoğlu'nun tarafında duran, daha ona yakın duran bazı isimler ya da belki bugün artık yakın durmuyordu bilmiyorum diyorlar ki İmamoğlu'nun güçlü bir medyası var. Yani böyle şey mi olur? Mansur Yavaş'ın medyası yok da onu konuşuyoruz, İmamoğlu'nun medyası var da konuşamıyor muyuz? Buyurun. Evet.
Ya aslında çok önemli bir konuya parmak basılıyor bu akşam. Şimdi belediyelerin görevleri ve yetkileri nelerdir diye hiç vatandaşlar farkındalar mı bilmiyorum. Ama ben şöyle birkaç başlık söyleyeyim, detay vermeyeyim. Çünkü çok uzun. Belediyelerin ana görevleri arasında imar, su, kanalizasyon, ulaşım, kentsel altyapı, çevre sağlığı gibi hizmetler. Bunlar ana görevler. Bunların dışında da zabıta hizmetleri, itfaiye, arama, kurtarma, şehir planlaması gibi vazifeleri var. Yine halka kültür ve sanat alanlarında sosyal imkanların sunulması ve bu alanların geliştirilmesi de belediyenin görevleri arasında. Park, bahçe. Tabii spor. Park ve bahçeler, spor tesisleri vesaire. Oldukça fazla görevleri var ama bunların bir kademelenmesi var. Yani suyun akmadığı yerde siz konsere para harcıyorsanız o zaman sıkıntı var. Yani Ankara'da ya da hocam çiftçiler tonlarca sebze meyveyi depolayacakları yer olmadığı için çöpe atıyorlar. Devasa soğuk hava depoları yapıyor. Evet. Buyurun. Şimdi bu hizmetlerin yerine getirilmesi için de belediyelerin iki tane kaynağı var. Bir tanesi kendi sorumluluk alanlarından aldıkları harçlar, vergiler. Yine devletin de İller Bankası aracılığıyla nüfusa oranla belirlediği bir meblağ var. Onu gönderiyor devlet ve merkezi bütçeden aldıkları ve kendi kaynaklarıyla birlikte bu hizmetleri yerine getirmeleri lazım. Bu hizmetleri yerine getirirken de personel kullanıyorlar. Yani personeli var belediyelerin ve bu personelin de sosyal güvenlik kurumuna yani emeklilik için prim ödemeleri gerekir. Bunu da işveren olarak belediyenin ödemesi lazım. Şimdi herhangi bir 10 kişilik iş yeriniz olduğunu düşünelim. O 10 kişinin SGK primlerini sizin ödemeniz lazım. Ödemezseniz ne olur? Ödemezseniz yarın bir gün işçilerden biri emekli olmak istese prim eksikliğinden dolayı emekli olamaz. Peki 24 Temmuz'da SGK'ya en çok prim borcu olan belediyeler hangileri? İlk 5 tanesini okuyorum. Birinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 5 milyar 750 milyon lira. SGK'ya çalışanların prim borcu var. Bunu Vedat Işıkhan açıklamıştı. Ne zamandan beri? Temmuz 24 Temmuz'da açıklanan bir rakam bunlar. Hayır, açıklandı da bu borçlanma ne zaman? Hangi dönemden itibaren diyor. Yani evet, şimdi işçilerin işe girdiği dönemden itibaren başlar da dönemlerini bilemiyoruz o kadar. Birikmiş bunlar. Serdar Bey herhalde şunu diyecek. Hakkaniyetli konuşma açısından diyor herhalde. Serdar Bey ben açık konuşayım. Yani burada o 5 milyarlık meblağın içinde AK Parti döneminde kalma da mı var? Bunu mu diyorsunuz? Ona da demedim. Ekrem İmamoğlu'nun önceki dönemi de var. Bir dönem değil ki. Önceki döneminde var. Evet. Yani burada ben şimdi, anlamadım. Tam ne demek istediniz? Yani hangi dönem dediniz ya? Yani? Diyaloğu durduralım kamu, o zaman. Kamu alacağının peşine zamanında düşüyor mu? Bak tamam. Ben o zaman birikmesin. Bir saniye. Vedat Işıkhan'ın açıklamasında şöyle. Belediyeyi 2019'da AK Parti'den devraldığında borcu 225 milyon liraymış. SGK prim borcu. Şimdi? Bugün itibariyle 25,5 katına ulaşmıştır. Yani? Ödenmeyen primler. Yani İstanbul özellikle burada yanılmıyorsam İstanbul özelliğinde söylüyor. Bu büyükşehir belediyelerinden Ankara şu an haberin İkinci tamamını okuyayım. İkinci sırada İstanbul olması lazım. İlk beşin içinde CHP'li belediyeler var. Yok yani birinci sırada İstanbul. Olmuş. İbrahim Bey bir 5 seneyi geçirmiş bunlar. Arada bir seçim olmuş. Evet. Seçimden hemen bunlar niye açıklanmamış? Niye üzerine gidilmemiş? Niye bunlar tahsil edilmemiş? Seçimden evvel açıklasaydınız devlete bu kadar borç taktı bunlar diye. Belki oy kaybedeceklerdi. Siyasi bakımdan de bir seçim bitmiş bilmem ne. Ne zaman açıklandı bu? İşte seçimden sonra. Seçimden sonra açıklandı. Yani evet ben, yani genç ben bütünlüğü... niye bu kadar genç? Bu kadar niye birikiyor? Peki İbrahim Bey benim bütünlüğümü bozmayın diyor ricası var. Buyurun. Yani ilk 5'te yer alan belediyeler 5.7 milyar lirayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Ardından İzmir geliyor. 5.3 milyar lira. Adana 3 milyar lira, Şişli 1.8 milyar lira. Böyle rakamlar devam ediyor. Ama enteresan bir şekilde bu belediyelerin prim borçları devam ediyor. Şimdi sizin sorunuza geldiğimizde de peki bunu hangi mantıkla açıklayabiliriz? Yani bu konser meselesi, bu kadar personelin borcu duruyor, prim borçları duruyor. Ha, biraz evvel rakamı yanlış söyledim. Birinci sırada Ankara var. Ankara 5.7 milyar lira borcu var. İzmir'in 5.3 milyar lira, İstanbul'un 3.3 milyar lira, Adana'nın 3 milyar lira, Şişli'nin de 1 milyar 800 milyon lira borcu var. Şimdi işte bu SGK böyle batıyor. Şimdi buradan baktığımız zaman bu belediyelerden Ankara Büyükşehir Belediyesi şu an gündemde olduğu için bu kadar borcu varken 94 milyon demiştiniz siz. 8 ayrı sanatçıya. 8 ayrı sanatçıya. 94 son 3-5 milyon yıla lira çok çok daha fazla. Ya o 5 senelik için söylemiyorum. 94 milyon lira. Hakikaten çok büyük bir rakam. İşçilerin prim borçları duruyor. Ama şey de devam ediyor. Konser de devam ediyor. Ankaralıların bu kadar konser açlığı mı var acaba diye insan sormadan edemiyor. Yani Ankaralılar belediyeden bize konser ver diye talepleri mi çok mu olmuş? Çok fazla mı açlık var ortada? Bir sanatçı dinlemek gibi bir acil ihtiyaç mı vardı? Burada sorun konser verdirmesi mi? Bir konsere bu kadar para verilmesi mi? Ya bakın şimdi konser verdirilmesi de ben şimdi geçmişten hatırlıyorum. Parti ayrımı gözetmeden söylüyorum. Bizim orada 2000-2500 nüfuslu bir tane ilçe var. Öncesinde bizim ilçeye bağlıydı, beldeydi. Sonra ilçe yaptılar. Temmuz ayında yanılmıyorsam, aradan 5-6 sene geçti ama. Temmuz ayında böyle ünlü bir kadın sanatçıyı getirdiler. 2000-2500 nüfuslu ilçeye. Ve konser verdirdiler. Düşündüm yani bu belediyenin bir yıl boyunca İller Bankası'ndan aldığı para o konseri zor karşılar. Peki bu parayı nereden buluyorsunuz? Sponsorlarımız var diyor. Hiç kimse karşılığını almayacağı bir yere bir kuruş vermez. Karşılığını mutlaka alacaktır. Şimdi bu konserlerde de aynı şekilde yani belediyelerin ellerindeki para onların babalarından miras kalan para değildir. İnsanlara ve vatandaşlara hizmet etmek için toplanan ve devletin de katkı sağladığı paralardır. Bunları babanızın parası gibi harcayamazsınız. Burada ilke şu olmalı bence. Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer'in bir uygulaması vardı. Devlet işi yaparken devletin verdiği mumu yakardı. İşi bittiği zaman onu söndürür. Kendi işiyle alakalı ihtiyaç olduğunda kendi bedelini ödeyip aldığı mumu yakardı. Onunla çalışırdı. Yani burada şöyle yaklaşmaları lazım. Burada hem belediyeler hem kamu hizmeti verenler hepsi için söylüyorum. Dernekler de dahil. Buraların yönetimine geçtiğiniz zaman oralar babanızın çiftliği değildir. Yaklaşımınız ahlaken şöyle olması lazım. Bizler evlat yetiştiriyoruz. Evlatlarımızdan beklentimiz ne olabilir? Biz evlatlarımıza onca emek veriyoruz. Maddi imkanlar, zamanımızı, her şeyimizi onlar için harcıyoruz. Karşılığında ne bekliyoruz biz? Bir tek şey bekliyoruz. Onların daha iyi olması için. Daha iyi olmasıdır. Tıpkı evinde çiçek yetiştirip o çiçekten hiçbir şey kazancı olmamasına rağmen onu daha iyi olması için bakan insanlar gibi. Şimdi bu tür kamu hizmeti verenler de aynı mantıkla yaklaşmalılar. Eğer buradan başka menfaatler temin etmeye çalışıyorlarsa bu örnek pek hoş bir örnek değil ama evladından faydalanma amacı gütmek gibi adice bir yaklaşım olur. O nedenle belediyeler öncelikle hem kendi çalışanlarının haklarını korumalılar ama aynı zamanda
orada varoluş sebeplerini yerine getirmeliler. Yani ben Ankara'da yaşamıyorum. Serdar Arseven orada yaşıyor. Fakat Ankara'ya gittiğim zaman hep dikkatimi çekerdi. Ben o Sıhhiye Meydanı'nı severim. Orada çay ocakları da vardır, güzeldir de. Bir de orada bir park var, havuzlu park. Onun çevresi, ya orası Ankara'nın göz bebeği, Ankara'nın göbeği bir yer yani. Ya kırık taşlarla, kırık taşlar, virane taşlar hep öyle duruyordu. Yani bunu yapamaz mı bir belediye? Veya Ankara'nın susuzluk bir ara gündeme çok sıkça gelmişti. Kızılırmak'tan trafiğinden su falan çekmek gibi. Trafiği daha önce fenaydı. O battı çıktı, geçişler yapıldıktan sonra trafiği düzelmiş. Onlar da Melih Gökçek zamanında tamamlanan şeylerdi yanılmıyorsam. Ama bunun dışında Ankaralı kendi bulunduğu yerden ne kadar memnun? Onu Serdar Arseven daha iyi bilecektir. Başkan yaşayanlar. Demek ki Mansur Yavaş, memnun. İbrahim Bey hemen söyleyeyim. Burada bir de bilgi. Mansur Yavaş'ın motivasyonu o değil. Mansur Yavaş sadece Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafaya takmış. Burada Gençlik Parkı'nın orada bir iletişim merkezi kurmaya çalışıyorlar. Gazetecileri toplamaya çalışıyorlar. Bir ekip kurmaya çalışıyorlar. Dediniz ya İmamoğlu medyası var, oranın medyası yok orada dendi. Şimdi böyle bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Muhafazakar medyadan da bunlara göz kırpanlar oluyor. Bunu yani CHP medyasının içindekiler söylüyor. Barış arkadaş herhalde. İmamoğlu'nun medyası var. Hayır şu. Mansur Yavaş'ın medyası yok dedi. Bana bizzat benim tanıdığım muhafazakar arkadaşlardan gideyim mi oraya falan diyenler oldu. Dedim gitme. Yani AK Parti'de dünya kadar hata var görüyoruz. Onları zaten eleştiriyoruz falan. Sen içeride dur da orada eleştir. Gidip yani bu zihniyete, bu şeye İbrahim çalışamazsın ki. Evet. Motivasyonu bu. Yani Gençlik Parti'nin orada bir şimdi topluyorlar. İyi de Serdar Bey ikinci bölümde yani, sizden keseceğim. Evet, evet hakkımı isterim. Kes. İbrahim Bey buyurun. Ya, tamam. Yani kısacası şu, işin ahlaki boyutuna dikkat etmek lazım. Ve kul hakkına da dikkat etmek lazım. Ben şu belediyelerin... Hocam ben ahlaken kul hakkı değil de hani artık böyle bir ümidim kalmadı açıkçası. Bence iyi bir yaptırımın olması lazım. Bu işi kanunen çözmek lazım gibi. Yani diyor. Sayıştay yani var. Sayıştay denetlemesi var. Bunlar Sayıştay denetlemesinden geçiyorlar zaten. O zaman işi sağlam tutmak lazım. Nasıl geçmiş o zaman? Biz o zaman sorun yok. Artık yapıldı mı yapılmadı mı bu yeni olduğu için şu an Sayıştay denetiminden geçmez. Daha mali yılbaşı yeni geçmedi değil ki. Hocam 2023'ü de katıyoruz. 2023'te de var bu belirttiği meblağlar. Cumhuriyet'in 100. yıl diyor. Yani 2023. Ya kitaba uymak güzel bir şeydir ama kitabına da uyduruluyor maalesef bazı şeyler. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Böyle şeyler yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. Ya ama şimdi 2023'te verdiği konseri 2024'te gösteremez ki. Ya o artık yani Sayıştay denetiminden nasıl geçiyorlar onu da bilemiyorum. Ha, onu da Ali İhsan Bey'e soralım. Evet. Bitirdiniz mi? Ben bitirdim Ali İhsan Bey. Tamam. Ali İhsan Bey, Serdar Bey de ısrarla vurguladı bu işin hukuki boyutu nedir diye. Hani Sayıştay'dan başladık buyurun. Evet, Sayıştay boyutu da var. Sayıştay boyutunda yanlış bir ödeme varsa, yanlış bir hesaplama varsa o zimmet çıkartılıyor. İlgili kişilere bile, yöneticilere bile yürünecek şekilde zimmet çıkartılıyor. Ama tatbikatta yapılan şey ne? Bakıyorlar işte şu belediyede var, bu belediyede var. Bir de bunun tespiti çok zor. Yani bir şarkı... Sayıştay şunu sormaz mı? Niye bu kadar para verdin? Niye bu parayı verdiniz diye mutlaka sorar. Ben Sayıştay niye bu parayı verdiniz mi diye sorar. Niye bu kadar para verdiniz? Niye bu kadar para verdiniz? Niye verdiniz? Hepsini birden sorması lazım. Bir konser. Şöyle düşünelim. Bir başka belediye başkanı geldi. Dedi ki biz Cumhuriyet'in 100. 101. yıllarına münhasır olarak değil 23 Nisan'da da zaten bunlar da vermiş. 23 Nisan'da yetmez Arefesinde. Ertesinde bir hafta öncesinde, 10 gün sonrasında sürekli konser vereceğiz dediği zaman ne yapabilirsiniz? Sayıştay görevlileri arasında ne var? Bu masraf, bu harcama gerekli midir, değil midir? Bunun tespitini yapacak. Şimdi baktığınız zaman Ankara'da bir metre metro yaptın mı, yapmadın mı arkadaş sen? Yaptırmamışlar. Yaptırmamışlar.
Kim öyle yaptırmış? Söylüyor. Kim yaptırmış? Mansur Bey diyor ki yaptırmadılar, yapacaktın, yaptırmadılar diyor. Yaptırmadılar. Şimdi dünkü konuşma içerisinde soruluyor. Mamak metrosu ne durumda diyorlar. Teklifi aldık diyor. Almak üzereyiz diyor. Teklif almak üzereyiz. Altıncı yılında söylüyor. Birinci yılında değil Mansur Yavaş. Altıncı yılında bunu söylüyor. Daha vahimini söyleyeyim. Yani iş adamlarından biz bunu duyuyoruz. Tüccarlardan şundan bundan duyuyoruz. Ya işte vergiyi vermiyorum, bekliyorum, af çıkacak. İşte primleri ödemiyorum, af çıkacak. Af çıktığı zaman işte biraz daha avantajlı ödeyeceğiz. Ama riskine de katlanıyorlar. O af çıkmazsa cezalı olarak tahsilat yapılıyor bir. İki, ansızın gelip SSK o tahsilatı yapabiliyor. Fakat ben hayatımda 40 yıllık hukukçuyum, gazeteciyim. Ben hayatımda bir kamu kurumu yetkilisinin biz SGK primlerini ödemiyoruz. Nasıl olsa borç af çıkacak. O af çıktığı zaman da avantajlı olarak ödeme yapma imkanımız doğacak dediğini duymadım. Şimdi ben EYT'li arkadaşlara seslenmek isterim. Ben 10 bin lira düne kadar işte Haziran ayından sonra da 12.500 lira asgari emekli maaşı alan insanlara seslenmek isterim. 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye gidip oy vermeyen küskünlere seslenmek isterim. Ya siz niçin 12.500 lira alıyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü Mansur Yavaş gibi vergi yüzsüzleri, prim yüzsüzleri diyorlar ki af çıkacak ileride. Kim verdi sana o garantiyi? Kaldı ki sen af çıkacak diye o parayı ödemiyorsun, ödenmesi gereken parayı ödemiyorsun. İller Bankası sana o primlerin de borcunu ödemek üzere yolladığı parayı alıyorsun, Ebru Gündeş'e veriyorsun. Alıyorsun, Candan Erçetin'e veriyorsun veya bir başkasına veriyorsun. Sana vergini ver, primini ver, hizmetini yap, metronu yap diye yollanan paraları sen alıp oradan kesip götürüp Candan Erçetin'e veriyorsun. Ve o isimlerin de her biri de laikçi insanlar. Her biri kemalist isimler. Yani bir tane ya düzgün bir sanatçıdır, efendi bir sanatçıdır diyebileceğimiz bir isim de yok. Şimdi primden kesiyorsun, o kesilen prim yüzünden ne oluyor? 12.500 lira alan sadece ve sadece şu 810 milyon yüzünden bir tane belediyenin 5 yıllık harcaması yüzünden, lüzumsuz bir yaptığı harcama yüzünden belki 12.500 lira emekli maaşını 12.700 lira yapma imkanı varken yapamıyor devlet. Niye? Çünkü primler ödenmemiş. Primler ödenmeyince karşılığında vereceği maaşı da devlet karşılayamaz durumda. Ama burada o zaman devlet niye bunu almıyor ki? Yani halkın parasıysa devlet dediğiniz şey aynı zamanda tamam şefkat tarafı var ama bir de yumruk tarafı var bu iş. Yerden göğe kadar haklısınız. Ali Sen Bey, siz mesela siz Ali Sen Bey, siz Akit Medya Grubu'nda primlere ödeyememe durumuna düşseniz anında gelip çökerler yani gelirler. Tak 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 tak. SGK'yı boş verdik. SGK'yı boş verdik. Ekrem İmamoğlu ikinci ayında hemen koştu geldi icra memurlarını yolladı. Şu kamerayı. Ana kamerayı gösteriyor. Demek o zaman yayındaydım kamerayı alıyorum. Şu cevabı lazım. Şu sorunun cevabı lazım. Doğru diyor Yusuf Bey. İster AK Partili olsun, ister CHP'li olsun, ister MHP'li olsun, ister bilmem ne olsun. Kamu niye çöküp de boğazına çöküp de ver bakalım. Bu yüzden emekliler mağdur oluyor. Bu yüzden benim insanım mağdur oluyor diye. Niye peşine düşmüyor da 10 sene geçiyor, birikiyor. Seçim de geçiyor üzerinden. Sanki CHP'lerin seçim kazanmasını ister gibi. Seçim de geçiyor üzerinden. Ondan sonra o zaman söyle emekliler tartışılıyor 12.500 lira alıyor azalıyor çok oluyor. Bunu söyle o zaman açıkla. Hem bir yandan sen iktidarın mensubusun. Ben onun için Sayın Bakan'a şu çağrıda bulunuyorum buradan. Hiçbir parti ayrımı yapmaksızın, belediye küçük büyük ayrımı yapmaksızın ben Çalışma Bakanlığı'nın internet sitesinden bütün belediyelerin SKK borçlarının görülmesini istiyorum bütün belediyelerin küçük büyük. Çünkü belki de borcu olmayan vardır. Onlara niye yastık ediyoruz? Belki onlar ödüyor. Ak koyunla kara koyunu birbirinden ayıracaksın. Ve geriye dönük bütün bedellerin alınmasını istiyorum. Ve kamuda bu işi ihmal edenler kimse bakan düzeyinde, SGK genel müdürü düzeyinde,
ne bileyim müfettişler düzeyinde bu işlerin sorumlusu kimse, kamu hakkını kim 10 yıl boyunca biriktirip emeklerin 12.500 lira alması noktasına getirmişse, SGK'yı bu noktaya kim getirmişse, yani, bunun bedeli olmayacak, peki, bunun cezası olmayacak. Benim öğrencilikten aldığım bir öğrencilikten aldığım küçük bir miktar kalmış, onu da unutmuşum, öyle çok fazla bir para da değil. Hesaplarım çat 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 bloke edilmiş. Orada Şahin. Evet. Şimdi tabii yerden göğe kadar haklısınız. Gerçekten devletin SGK alacaklarını, vergi alacaklarını, hele hele kamu kurumları bunu erteledikleri takdirde, hele hele Mansur Yavaş gibi bir yüzsüzlük yapıp bir de ya af çıkar, af çıktığı zaman biz bunları avantajlı olarak öderiz şeklinde bir bakış açısını sergileyenlerin hemen anında tahsilatı yapması lazım. İşte kamu kurumu alacakları, kamu kurumu malları haczedilemez vesaire. SGK primleri için başkanların mal varlığına bile gitme imkanı var. Orada kanunda madde var. Kanundaki maddeyi uygulamayan devletin maalesef AK Parti iktidarının memurları var. Buradan eleştirilerimiz sadece CHP'lilere değil. Efendim işte itiraz ederler, efendim tantana çıkartırlar, efendim işte kavga çıkartırlar. Bugüne kadar niye yapmadınız da bugünden sonra yapıyorsunuz? Bitti kardeşim. Eski Türkiye bitti. Eski Türkiye'de şirketlerin borçları sebebiyle, vergi borçları sebebiyle şirketin yöneticisine de gidilemiyordu. Ama AK Parti iktidarı döneminde çıkartılan kanunlarla yok kardeşim, eğer senin şirketinin vergi borcu varsa şirket yöneticisi olarak senin şahsi mal varlığına da giderim. Şahsi alacaklar başka. Benim bir alacağım varsa şirketten onun üzerine su içiyorum. Şahsın kendi mal varlığına gidemiyorum. Ama devletin vergi alacağı varsa, devletin prim borcu olarak o şirkete tahakkuk ettirdiği bir para varsa, o şirketin mal varlığı yetmese dahi şahsına da artık gidilme imkanı var. E şimdi böyle bir dönemde, tamam kardeşim eski defterleri kapattık. Gel bakalım Ekrem İmamoğlu ne kadar var? 3 milyar 200 milyon lira var. Şunu da yapabilir Çalışma Bakanı. Ben dürüstlükten yanayım. 220 milyon 2019'da sen belediyeyi aldığında varmış. Şimdi her şeye 10 misli zam geldi. Senin de 2 milyar 250 milyon prim borcu yaptığın takdirde AK Partili belediye başkanıyla eşit şekilde prim borcu yapmış olursun. Şimdi 5 yıl sonrasında, 6 yıl sonrasında artık her şey daha ileriye gidiyor. 220 milyon artık 2024 fiyatlarıyla 10 misli artsa da %10, %20 de o borcun azalması da gerekir. Onu da bir kenara bıraktık. 2 milyar 200 milyon borcun olması gerekirken sen nasıl olur da 3 milyar 200 milyona çıkartıyorsun bunu? Bir, iki, bunun hesaplamasına ayrı ayrı hakkaniyetle gereği. Kardeş, 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 70 bin işçi varmış, 70 bin çalışan varmış, 70 bin çalışanın karşılığında 3 aylık prim borcu varmış. Seninkinde 6 ay olmuş prim borcu. Kusura bakma. 3 aya indirdim ben. 3 ay. Diyeceksin ki AK Partili başkana yapmadığını şimdi CHP'li başkana yapıyorsun. Ben şimdi ilk aşamada AK Partili belediye başkanının borcu kadarını yapıyorum sana. Ondan fazlasını da tahsil ediyorum. Desin ya. Nedir? Engel olan nedir? Çalışma Bakanı'na buradan çağrıda bulunalım. Ya öbür şirketlerde gariban mariban demek istemiyorum. Her bir şirket eğer işçi çalıştırdıysa primini verecek, prim borcunu ödeyecek. Çünkü onun ödemediği prim borcu yüzünden sonra fatura kime kesiliyor? Tayyip Erdoğan'a kesiliyor. Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a mı gitsin? İsrail'e laf mı yetiştirsin? İsrail'e boykot çağrısı mı yapsın? Suudi Arabistan'da daha Suudi Arabistan Veliaht Prensi ilk defa daha dün dedi ki ya İsrail soykırım yapıyor dedi ya. Daha yeni dedi. Niye? Çünkü Riyad'daki toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki İslam ülkeleri silah gönderen o devletlere boykot ambargo uygulaması gerekir. Kendileri de bu işe alet olmaması lazım dedi. E şimdi her şeyi Cumhurbaşkanı'ndan beklemek doğru olmaz ama öbür taraftan da bakanların bu noktada mutlaka partizanlıkla yapmasınlar. Eyvallah. Serdar Bey de onu söylüyor. Bütün partilere
Bütün partilerin borcu ne kadarsa, ya kardeşim, güzel kardeşim, şu ilçedesin sen, İstanbul'un nüfusu 16 milyon, ben ona şu kadar lira tahakkuk ettirdim, ondan fazlasını tahsil ediyorum. Senin de nüfusun 1 milyon, sana da bu düşüyor. O oranlamayı yaparak senin de üzerine geliyorum demesi lazım. Ve çıkıp da bunu da basın toplantısıyla da kamuoyuna da duyurması lazım. Şimdi nereden geldik tabii? Bu ayrıntıya da boğulmayalım. Mansur Yavaş'ın yaptığı rezilliği de net olarak söyleyelim. Ya kalkıp da sen şarkıcıya, türkücüye, mayoyla sahneye çıkan insanlara milyon milyon para vereceksin. Ama iktidara gelirken, seçimi kazanmaya kalkarken diyeceksin ki şeffaf İhale sistemini getireceğiz. Nerede ya şeffaf ihale? Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç'a sesleniyorum. Nereden çıktı demeyin Haşim Kılıç. İçimizin yarasıdır. Bu ülkede alnı secdeli bir cumhurbaşkanı olduğu zaman ya 174 defa ihale kanunu değişti diyen Haşim Kılıç. Ya sen Anayasa Mahkemesi başkanı değil misin? O kanunlar eğer müteahhitlerin hakkı için, müteahhitlerin haksız parayı kazanması için eğer değiştirdiyse o kanunları iptal etseydin. O kanunları sen iptal etmedin. Çünkü o kanun değişiklikleri müteahhitler daha çok para kazansın diye değil, üçkağıtçılık yapmasın diye. Kaşe parası deyip ikinci müteahhite, kaşe parası deyip üçüncü müteahhite para kazandırıp teklifleri çoğaltıp, yandaş, kanka müteahhitler teklifleri verip fiyatları yükseltmek istedikleri zaman, kardeş gel bakayım. Sen ne iş yaptın? Şu yanında fiyat teklifi veren arkadaş. Sen bugüne kadar ne iş yaptın diye kanun değişikliği yaptı AK Parti iktidarı. Eski dönemde ne oluyordu? Ben dün şirket kuruyordum. Bugün gidip milyarlık ihaleye teklif veriyordum. Niye? Kenan Bey ile kankalık hatta, yapacağım diye. Hatta şöyle Alistan Bey, çok büyük bir projeye giriyor şirket. Diyelim ki işte bir otoyol ihalesini kazanıyor. Fakat otoyol ihalesini kazanan firmanın makine parkı yok. Kamyonları yok, iş makineleri yok, hiçbir şey yok. Ama ne oluyor? Ben ihaleyi alıyorum. İhalede aslan payı benim, sonra taşerona veriyorum. Evet. O da alt taşerona veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani ihale kanununa ilişkin bir ezber var. Efendim şu kadar değişti. Tamam değişti de iyiye mi değişti? Kötüye mi değişti? Evet. İstismar mı arttı? İstismar mı engellendi? Şimdi biz dolayısıyla burada, affedersiniz sözünüze girdim ama, tabii. Biz burada maalesef bazı sloganların mahiyetini, içeriğini hiç konuşmuyoruz. Yani sadece devam ediyoruz. Diyoruz ki efendim ihale kanunu değişti. Tamam değişti evet, ama biz Türkiye'de devleti, hükümeti yeni tanımıyoruz ki. Eskiden beri biliyoruz devletin alışkanlıklarını, zenginliklerin nasıl olduğunu. Yani bu böyle maalesef. Yani devletin malı deniz diye söylemişler. Fakat burada bir şeye ben müsaade ederseniz girmek istiyorum. Şimdi belediyecilik meselesi son dönemde iki şeye indirgendi. Bir konser, iki hayvan barınağı. Evet. Efendim patili dostlar mısın, patili dostlar değil misin? Ya kardeşim, ya bu patili dostlar meselesi değil. Ya şimdi Ankara dediğiniz zaman Türkiye'nin en büyük İkinci metropolinden bahsediyorsunuz. İstanbul dediğiniz zaman dünyanın sayılı metropolleri. Şimdi burada çöpleri şöyle ya da böyle toplarsınız. Bu mesele değil. Mesele şu. Gelecek 5 yıla ilişkin, gelecek 10 yıla ilişkin artan nüfus, kültür, ticaret, teknoloji, diğer şehirlerin almış olduğu pozisyona bakarak siz bu şehre nasıl bir vizyon vereceksiniz? Nasıl bir plan, proje yapacaksınız? Nasıl bir altyapı yatırımları yapacaksınız ki bu şehri siz 10 sene sonraya, 15 sene sonraya hazırlamış olasınız. E ben şimdi bakıyorum her yerde hayvan barınağı. E tamam da kardeşim, hayvan barınağıyla bir ülke ihya edilebilir mi? İnşa edilebilir mi? Gelecek vizyon oluşturulabilir mi? Sonra diyoruz ki kardeşim et şu oldu. Ya kardeşim biz yani hayvan falan filan bakmıyoruz. Biz köpek bekçiliği yapıyoruz. Bu doğru değil. Ama şöyle bir ayrıntı, barınak dediniz ya, bu defa sokakta kalacaklar o zaman, o daha büyük risk. Hayır ama tamam da. Oradaki ayrıntı yani. Ama, Yusuf Bey, ama yani köpek merkezli, kedi merkezli bir şehir oluşturulabilir mi? Hayır, anlayamadığım şu. Eğer onları ama oraya... yani aynı şeyi insanlar için de düşünelim. Bakın. 5 tane çocuk,
5 tane çocuk öldü. Anlıyorum. Bakılamadığı için. Eyvallah, geleceğim. Aile Bakanlığı 110 bin lira ben yardım ettim diye Ağustos bölüm. Ayından İkinci bugüne kadar konuşacağım ama yine de öldü. Demek istediğim şu, Ali İhsan Bey, Kenan Bey. Hani bu hayvanları oraya toplamazsanız şimdi sokakta bakın, daha büyük riskler. Bakın kedinin, köpeğin, kuşun da bir değeri vardır. Kaldık ya biz geriye dönüp baktığımız zaman yani camilerin hemen yanında kuş evlerini de görürüz. Ya vakıflar oluşturmuş köpeklerin tedavisi için, göçmen kuşların tedavisi için. Buna yani milyonlar oraya harcanıyor. Buna itiraz etmek zaten bir vicdansızlık. Fakat şu, köpek ve kedi merkezli bir hayat oluşturmak bu mümkün değil. Yani bu hayatın merkezine koymak. Evet, bu feminizm akımı gibi bir şey. Bu affedersiniz LGBT misyonerliği gibi bir şey. Demek istediğim şey şu. Siz diyorsunuz ki kardeşim ben efendim Candan Erçetin diyor ki kişisel verileri koruma kanunu dolayısıyla aldığı kaşe ücretini söyleyemiyorum. Ya ben utanırım Candan Erçetin olsam. Ben utanırım ya. Niye söyleyemiyorsun ki? Yani aldığın bitirin, para haram mı? Ali İhsan Bey tamamlasın reklamı. Gayrimeşru mu? Açık mı o zaman? Kamu kaynağından hani diyoruz ya filan şirkete ne verildi falan şirkete ne verildi. Candan Erçetin de bu ülkenin bir vatandaşıysa, bir şarkıcıysa, sanatçısı, o zaman diyecek ki kardeşim ben 5 almadım da 7 aldım, 7 almadım da 15 aldım. Ayıp değil. Netice itibariyle bunu söylemesi lazım. Yani gizli saklı siz iş yürütürseniz şaibe büyür. Ama bu işin bir tarafından Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi varsa diğer tarafında organizasyon şirketleri ve sanatçılar vardır. Dolayısıyla bunların hepsi şaibe altındadır. Ali İhsan Bey bitirin. Şimdi kişisel verileri koruma kanunu gereği ben bunu söyleyemiyorum, açıklayamıyorum diyerek ya babanın dükkanı değil orası. Tabii bu yani kamunun malı bu. Kamunun babasının malı. Dükkanı olsa bile söylemek zorunda. Ona göre vergi tahakkuk ettireceğim sana diyecek Maliye Bakanlığı. Yani öyle bir akıl almaz savunmalarla karşımıza çıkıyorlar ki biraz önceki ihaleyle ilgili olarak konuyu şöyle bağlayacağım. Şimdi nerede burada bu ihaleyle ilgili efendim ilanlar ve farklı sanatçılarla ilgili yapılan çalışmalar, araştırmalar, ona göre eksiltme ilanları vesaire hiçbirisi yok. Çağırıyorlar Ebru Gündeş'in organizatörünü. Kaça yaparsın sen bunu? Ya şu fiyata yaparım. Tamam sana konseri verdik. Şimdi bunu bizim de eleştirdiğimiz Cumhuriyet'in sözcünün hemen her gün haber yaptığı şu öğretim görevlisi, şu araştırma görevlisi kadrosuna şu kişi adrese teslim olarak atandı. Olaylarından ne farkı var? Ebru Gündeş'e sen 80 milyonu vermek istemişsin, 94 milyonu vermek istemişsin. Ebru Gündeş'e konser verdiriyorsun. Öbürsü de ne yapıyor? Diyor ki şu konuda tez hazırlayan kişi bizim tercihimizdir diyor. O kişiyi o göreve atıyor. O da yanlış, bu da yanlış. İhale kanununda çıkarsınız dersiniz ki sanatsal faaliyetler bunlar öyle objektif olarak önceden belirlenecek şu 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 şeklinde maddeler olarak belirlenmesi mümkün değildir diyebilirsiniz. Ama alternatif olarak 2 tane, 3 tane, 4 tane sanatçı olabilecekken bunun fiyatlaması şeffaf bir şekilde yapılması gerekirken eğer siz kapalı kapılar ardında yaparsanız kapalı kapılar ardında olduğunu nasıl anlıyoruz? Beyefendi diyor ki ya bunu %1 de olsa sen bundan haberin yoksa diyorum Mansur Yavaş'a senin %40'lık, %50'lik, %80'lik belediye kasasından çıkan paralardan da haberin yoktur. Söylediği şey şu. Şöyle bir eleştiri var. Neden 10 gün beklendi deniyor. Bu iddia 30 Ekim gecesi internete düşmüş. İnternete düşmesi mi gerekiyordu? Sen onun altına imza atıyorsun. Farkında mı değilsin Mansur Yavaş? Yani 94 milyon ödeme yapılıyor. Sen imza atıyorsun buna. Sen imza atmadıysan senin adına imza atıyor saymanın. Sen diyorsun ki 30 Ekim'de internete düşmüş. Ne düşmüş internete ya? Sen 94 milyonluk imzayı basmışsın zaten. Bitti artık. Düşmese yani yutturacağız mı diyorsun? Ne diyorsun? Devam ediyor. Bu iddia 30 Ekim gecesi internete düşmüş. Bunun üzerine 1 Kasım'da biz teftişe talimat vermişiz. Vermeseydin bari. Devam ediyor. Araya resmi tatil giriyor. Resmi tatil de girmiş. 4 Kasım'da müfettiş gönderiliyor ve daire başkanlığından dosyalar isteniyor.
Bu sefer ayın 5'inde kültür ve sosyal... Ya dalga mı geçiyorsun? Ya bir sözleşme var, bir de verilen para var. Nedir yani? Ya? 2 saat geçti. 5 dakikada ben getiririm. Versin bana yetkiyi. 5 dakikada ben sözleşmesini de bulurum onun belediye içerisinde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde 2 dönem genel sekreterlik yapan Cengiz Ocakçı var. Avukat, meslektaşımız, büyüğümüz. Sabahleyin içi yaralanmış. Mesaj atıyor bana. Ya belediyeyi de içinden çıkılmaz hale getirdiler. Rezil ettiler. Belediyeciliği de rezil ettiler diye yakınıyor. Ya yazıktır, günahtır. Bu işi bilenler çıksınlar, konuşsunlar. Televizyon ekranlarında konuşsunlar. Biz şimdi belki televizyon stüdyosunda konuşuyoruz. Tamam, benim bir hukukçu kimliğim var. Dolayısıyla bu işin nasıl olabileceğine dair en azından hem tecrübem var, hem öngörüm var. Ama belediye başkanlıklarında sekreterlik yapanlar, saymanlık yapanlar, ya bu milletle dalga geçiyor ya bu adam. Milletle adam resmen alay ediyor. Vermişsin sen bir konseri, arkasından diyorsun ki kaşe parasıydı, bilmem ne parasıydı, o ayrıydı, bu ayrıydı, ben size sigorta fişini göstereyim diyor. Neyin sigorta fişini göstereceksin ya? 2 gün çalışma ya. 2 gün çalışmanın sigorta fişinin neyini göstereceksin? Yani 2 günlük çalışma karşılığında 70 milyon vermişsin, utanmıyor musun? Sayın Bahçeli sabahleyin söyledi. Milletten utanmıyorsanız Allah'tan da mı utanmıyorsunuz, korkmuyorsunuz diyerekten söyledi. Mansur Yavaş maalesef ki maalesef, belki de kendisi de yönetmiyor belediyeyi. Arka planda yönetenler bu organizasyonları yapıyorlar. Ve maalesef ki maalesef bizim içimizdeki bazı insanlarımız da. Bugün sabahleyin manşetlerin dili programında dillendirdik. Dün o kadar beklenti içerisinde yapılan bir basın toplantısı, açıyorum Milli Gazete'yi, birinci sayfasında tek satır yok. Karar Gazetesi'nde şu kadarcık bir küçücük Mansur Yavaş'ı öven şekilde bir açıklama. Bakıyorsunuz Sözcü Gazetesi tam tersinden Ankara Belediye Başkanı ile ilgili bir şey yazamamış beyefendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti'deyken Vatan Caddesi'nde bir arsa şöyle yapılmıştı da böyle yapılmıştı. 30 kere manşet yaptın ya. Gene yap, yarın yap. Bugün ama Mansur Yavaş'ı yaz. De ki ya CHP'yi batırıyorsunuz siz. Biz CHP'liyiz de Sözcü Gazetesi olarak bunu söyle. Maalesef ki maalesef Cumhuriyet Gazetesi'nde tek satır yok. Tek satır yok. Maalesef. Tek satır yok. Hatta şöyle bir şey, bir gazetede o da mesela muhalif bir gazete olması açısından önemli. Kenan Bey bir dakika içinde reklama geçer. Sadece diyor ki Ebru Gündeş'e diyor işte 5 milyon şu kadar para verildi diyor. Ama o konserle ilgili sahne kurulumuna verilen parayı dikkat edin hepsi ayrı tutuyor. Reklama gideceğim. Evet, peki. Reklama gideceğim. Ali Sayın Bey de bitirdi herhalde. Artık yönetmeni fırça atmaya başladı. Kısa bir reklam. Dönüşte İzmir'deki acı hadiseyi konuşacağız. Derin Kutu 2. bölümüyle devam ediyor. 1. bölümün sonunda İzmir'deki acı hadiseyle devam edeceğiz demiştim. Hakikaten çok acı bir hadise. Ne olmuştu? İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 çocuk, babaları cezaevinde 8 yıl ceza almış, yani bir hükümlü. Anneleriyle beraber kalıyorlar, derme çatma bir yerde. Tabii ki çocukların bakımı annede, iddialara göre, basına yansıyan haberlere göre anne dün hurdacıdan para almak için evden çıktı. O PVC kapılar vardır, onun kolunu da almış, yani o şekilde kapıyı kilitlemiş ve gitmiş. Yarım saat sonra döndüğünde maalesef elektrikli soba yangın çıkarıyor ve çocuklar da dumandan boğuluyorlar. Yani can veriyorlar. Yaşları 1 ila 5 arasında değişiyor. Dilek olay. Tam 5 masum çocuk ve fotoğraflarına bakın, hepsi de dünyalar tatlısı. Çok şirin çocuklar, hepsi maalesef can verdi. Bu hadiseyle konuşmak lazım. Çünkü burada da hepimiz sorumluyuz. Hemen şunu da kaydedeyim. Tabii ilk etapta akıllara bu ilin valisi yok mu, kaymakamı yok mu, ilçenin belediye başkanı yok mu vesaire diye, yani yetkililerden bir açıklama bekleniyor ya da niye bu aileye sahip çıkılmadı diye. Özlem Zengin'in açıklamaları var. Hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Ağustos ayından beri 110 bin lira aileye ödeme yapılmış. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı yetkilileri defalarca gitmiş. Yine Özlem Zengin'in açıklamasına göre sevgili seyirciler, Aile Bakanlığı bu çocukların bakımını üstlenmek istemiş, almak istemiş, şartları görmüşler. Ama aile buna izin vermemiş. Nihayetinde bu acı tabloyla karşı karşıya kaldık. Ali İhsan Bey, olayın birçok boyutu var. Kamudan bahsediyoruz, yetimin, öksüzün parasından bahsediyoruz, giden paralar. Sonra ortaya çıkan bu tablo. Olayın bir hukuki boyutu var. Sayın Zengin'in vurguladığı gibi maalesef biz alamadık diyor. Tabii buradan hukuki bir konudan bahsediyor. Diğer taraftan da şimdi burada sorumlu kim? Annemi, babamı, biz mi, medya mı? Bilmiyorum. Buyurun. Hepimiz sorumluyuz bu olaydan dolayı. Yani 5 tane çocuk, kendilerine yetemeyecek kadar küçük yaşta çocuklar. Yani bir tanesi 10-15 yaşında olur. Dersiniz ki ya o biraz becerikli, gayretli olsaydı belki bir şeyler yapabilirdi. En büyüğü 5 yaşında. En büyüğü 5 yaşında. Ve diğerleri de birer yaş arayla. Şimdi olaya baktığınız zaman ne kadar basının önemli olduğunu da görüyoruz. Zaman zaman görüyorsunuz. Efendim bir polisimizi şehit eden suç manyağı bir tip. Ya kardeşim bu nasıl dolaşıyor diyorsunuz. Burada da babayı tutuklamışlar hırsızlıktan dolayı. Tutuklu mu, hükümlü mü? 8 yıl ceza almışsa hükümlüdür herhalde. 8 yıl ceza almış, büyük ihtimalle hükümlüdür. Büyük ihtimalle hükümlüdür. Şimdi bakıyorsunuz ama 8 yıl tek bir suçtan dolayı olmaz. Yani mutlaka onun birden fazla, yani 5, 10, 15 suçu vardır. Tek başına hırsızlıktan dolayı da değildir. Başka suçları da büyük ihtimalle vardır. Tutukluyorsunuz, bu sefer böyle dramlarla karşılaşıyorsunuz. Yani devlet olmanın belki devlet sorumluluğunu üstlenmeli ama basın da bazı şeyleri yazarken eyvallah polisimize kurşun sıkılmasını tasvip ettiğim için söylemiyorum. Ama bodoslamadan bazı olaylara girildiği zaman vay efendim niye tutuklamıyor? Tutuklandığı zaman da bu sefer niye tutuklandı diye karşı çıkılıyor. Şimdi burada ben bu aileye niçin acaba Aile Bakanlığı yeterince ilgi göstermemiş derken Aile Bakanlığı hemen bir açıklama yaptı. 110 bin lira sadece Ağustos ayından bugüne. Yani nereden baksanız 20 bin lira aylık ödeme yapılmış görünüyor. Ama ben isterim ki Aile Bakanlığı biraz daha geniş açıklama yapsın. Çünkü büyük ihtimalle bu birikmiş borçlarını ödemek üzere toptan yapılan bir ödeme, ondan sonra periyodik bir ödeme. Acaba şu denendi mi? Yani bu zavallı çocukları, bu garipleri buradan daha iyi bir yere götürelim. Yani, anneye de bir iş verelim ya. Yani elektrik sobasıyla değil. Ya küçücük çocuklar var. Küçücük çocukların olduğu bir yerde elektrik sobasıyla nasıl olur? Üzerine kilitlemek ne demektir? Yani anneye sorumluluk vermek doğru mu? O da doğru değil. Yani 5 tane çocuğa bakıyor. Geliyorsun kilitleniyorsun. Şimdi annenin de sabıkası falan var diyorlar ama peşin hükümlü olmamak lazım. Çünkü kimsenin hikayesini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Şimdi burada gene biz devleti sorumlu tutmamız lazım. Aile Bakanlığı'nı sorumlu tutmamız lazım. Her ne kadar diyor olsalar bile efendim işte gittik 18 defa yanılmıyorsam. Gitmişler. Psikolojik destek artı işte çocukları alalım, çocuk bakım yerine koyalım vesaire vesaire diye tekliflerde bulunulmuş. Ama aile kabul etmemiş, hatta kendimize zarar veririz demiş. Yani baba da dışarıda olduğu dönemde baba ve anne ikisi birden kendimize zarar veririz çocukları alırsanız demiş. Şimdi burada belki o gerici yobaz diye dindar insanlara yafta vurmaya çalışanlar gene hop hop oturup hop hop kalkacak. Ama dini sıfatları olan insanlardan da belki destek alınarak anneye babaya ya siz bunun sorumluluğunu yüklenemezsiniz. Siz baba cezaevinde, anne çalışmak zorunda veyahut da kapıyı üzerine kilitleyip gidiyorsun. Sen bunun sorumluluğunu dinen üstlenemezsin diye gerekirse bu noktada da bilgilendirme yapıp
o çocuklardan en azından belki iki tanesini, üç tanesini bir bakım evine koymalılar. Ali İhsan Bey, burada komşuluk ilişkilerine de vurgu yapmakta fayda var. Ben eskiden hatırlıyorum, biz küçükken vesaire, komşu bize anahtar bırakırdı. Komşu çocuğunu anneme emanet ederdi, annem beni komşuya emanet ederdi. Evet. Şimdi niye böyle bir şey yok? Komşuya emanet bırakılanlar Tekirdağ'da gördük, cinsel tacizde bulundular ve çocuk maalesef ki maalesef öldü. Ben Aile Bakanlığı'nın bu konuda daha sahada hakim bir durumda olması gerektiğini söylüyorum ve somut bir örnek veriyorum. Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın kızı bir iftira attı. Aile Bakanlığı o kadar canavarca bir iş yaptı ki, o kadar gaddarca bir iş yaptı ki kızın adresi yok şimdi. Kız 21 yaşında, 22 yaşında, evet doğru. Ama siz anneyle, babayla, dayıyla, teyzeyle, abiyle, ablayla, bütün aileyle ilişkisini kestiniz ya. Şu an aileden bir tane insan görüşemiyor o kızla. O kız kimin etkisi altında o da bilinmiyor. O kadar canavarca bir iş yapıyor ki devlet. Aile Bakanlığı o kadar canavarca bir iş yapıyor ki adını soyadını değiştiriyor. Peki burada kusura bakma, iki kere müfettiş yollarsınız, iki kere eleman yollarsınız. Anneye dersiniz ki ya kapıyı üzerine çocukların kilitleyip gidiyormuşsun. Kusura bakma, sen annesin ama biz de devletiz. Biz de bir anneyiz, devlet olarak babayız. Dolayısıyla bu çocukların hepsini biz alıyoruz diyebilmeliydi. Ali İhsan Bey, aldıkları çok. Hani yakınımda varlar, bundan biliyorum. Hikayelerinin bir kısmını da biliyorum. Ama orada anlattıkları, insanı böyle ürperten, çocukların söyledikleri, dehşete düşüren şeyler. Burada niye alamamış olabilir? Hani evet aldıkları var ve gerçekten iyi bakılan çocuklar var, küçük çocuklar var. Eğitimleri, her şeyleri üstleniliyor. Zaten evlerde kalıyorlar. Burada niye alamamış olabilirler? Hukuki bir engel mi var? Yani bir şeyi ispat edemediğinizde, bunu da kanun dışına çıkarak da devletin kendisi yapamaz. Böyle bir şey mi vardı acaba? Biraz Özen daha... Zengin'in konuşmasında şöyle bir şey var. Diyor ki bazı kanuni düzenlemeler yapılmalı gibi bir ifadesi var. Kendi sosyal medyasındaki ifadelerini, meclisteki açıklamalarını söylüyorum. Evet. Özlem Hanım o gerekçelerin arkasına saklanabilir ama Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın kızı bir iftira attığı zaman ortada iftirayı atan kız yok. Mahkeme dinleyemiyor. Mahkeme. Hakim karar verecek. 20 yıl hapis cezası veriyor bir babaya. Hayatında karakolun yüzünü görmemiş bir insana, bir hocaya 20 yıl ceza verirken, 30 yıl damata ceza verirken şikayetçi olan ve bütün olayı, bütün suçları anlatan, tek taraflı anlatan kızın ifadesini birebir hakim almıyor. İzmir'den dinleniyor, bağlanıp dinleniyor. İzmir'den bağlanıp İstanbul'daki mahkemeye bağlanıp o ifadeyi veriyor. Soru soramıyorsunuz kıza. Şikayetçi olan kişiye sen kimle görüştün diye. Devlet böyle gereksiz yerlerde canavarlık haline dönüşebiliyor. Ama burada büyük ihtimalle 5 yaşında en büyük çocuk. Dolayısıyla 7 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında olsa belki onların beyanlarını alarak ya kapıyı kilitliyordu annemiz üzerimize, evet şeklinde bir beyan. Bir yaşında bebek var şu an sevgi evlerinde. Evet. Onları nasıl aldı? Biliyorum yani. Bir yaşında bebek var. Ama işte orada da mutlaka şartların, aile içerisinde. Şartların gerçekleşmesi gerekiyor. Yani babanın, annenin ya da alkolik olması, şiddet eğilimi olması, geçimsizlik ya da bizler geçinememek. Öyleyse burada da baba hükümlü. Baba hükümlü de anne netice itibariyle hayatta ve işte başlarında. Devlet bir taraftan Aile Bakanlığı üzerinden ama yardım... bilmiyorum Zeyt evi gösterecek mi? Yani çok böyle uygun şartlar da yok yani şu 5 bebeği için. Yani Türkiye'de onun gibi birçok az ev yok yani. Değil mi? Evet. Ama yani 5 yaşında en büyüğü 5 yaşında evde başka bir büyük insan yok. Dayı yok, teyze yok, hala yok, amca yok. Ama şey Ali İhsan Bey şuradan başlamak lazım esasında. Hani mevcut durumda aslında elimizdeki bilgiler yeterli değil. Yani biz aile hakkında ailenin durumu, duruşu hakkında hiçbir bilgiye sahip değil. Sadece İzmir'in Selçuk ilçesinde bir yangın çıkıyor. Kenan Bey şu yeterli değil mi? Baba hapiste. 8 yıl yatacak. 5 çocuk. Ekmek su.
yardımlarla anne çalışmak zorunda. Tamam. Doğru mu? Yeterli değil. Şimdi şöyle yeterli değil. Tamam yani da bir... bu 5 çocuğu kime bırakacak? Tamam. Bakın şöyle çalışması bir şey. Için. Biz hani hızlı ve efendim köklü bir takım hükümler vermeyi seven bir toplumuz. Ama bu bir sosyal çözümleme değil. Ortada bence ciddi anlamıyla bir aile dramı var. Yani aile dramının merkezinde sadece fakirlik yok. Yoksunluk da var. Yani bir annenin çocuklarını geride bırakırken efendim kapının efendim kollarını da söküp alması yani bir sefer başlı başına büyük bir felakettir. İkincisi yani bu çocuklara vaziyet edeceksiniz komşu diyorsunuz. Peki bu kadının ya da bu babanın herhangi bir kardeşi yok mudur mesela? Yakın. Herkes mi mesela kendi başının çaresine bakmaya düşmüştür? 5 tane çocuk var evde. Yani çok affedersiniz. Yani bugün Türkiye'de hayvanlar için özel barınaklar var. Hayvanlar için özel hastaneler var. Yani kuşunuzu bir yere giderken artık komşuya bırakmayalım gidelim filan hastaneye bırakın diyorsunuz. Hatta ben yeni öğrendim. Yani Türkiye'de bir hayvan hastanesi var. Avrupa'dan, efendim Rusya'dan, efendim İran'dan, şuradan buradan insanlar efendim kedini, köpesini, efendim bilmem nesini getiriyor tedavi için. Şimdi dolayısıyla orada insana ilişkin bir efendim değersizleştirme şeyi de var. Ama tabii mesela hani orada yardımlardan filan bahsettik. Bir de şöyle bir durum var. Hani bazı ailelerde yani mesela bir dilenme kültürü var. Yusuf Bey bir dilenme evet, kültürü dinliyorum. Var. Ev ya geldi bir, ona baktım. Yani. Evet sosyal yardımla geçinme kültürü var. Ya da aileyle bağları koparmış insanların kendi başına efendim durumu idare etme adı altında maalesef ortaya çıkartmış olduğu böyle bir asosyal, antisosyal bir aile meselesi var. Şimdi biz bunu konuşuyoruz ama mesela yine diyelim ki bugün Trakya, dün Trakya bölgesinde 17 yaşında lise son sınıf öğrencisi bir çocuk annesini, babasını, amcasını, yengesini ve dedesini bıçakladı ve annesini o anda öldürdü ve ailenin diğer fertleri de yoğun bakımdalar. Şimdi hani ben bugün de dün de haberlere bakıyorum. Acaba bu çocuk nedir? Yani efendim psikolojik sorunları mı vardır, madde bağımlısı mıdır, bir şey midir? Ama henüz haberlerde bir şey göremedi. Fakat vaka şu ki bizim bu tür olaylarla karşılaştığımızda vereceğimiz anlık değerlendirmeler, gazeteci refleksiyle ya da bilmem işte hukukçu ya da sosyolog refleksiyle vereceğimiz değerlendirmeler son derece yüzeysel olur ve yanılma ihtimali son derece yüksektir. Dolayısıyla bence önce meseleyi anlamak lazım. Yani böyle bir yerde yaşamak yani çok zor. Yani 5 tane çocuğu buraya bırakıyorsunuz. Yani nasıl olacak? Bu çocuklar ne yiyecek? Nasıl yiyecek? Yani yiyecek de yani en büyüğü 5 yaşında 1 yaşındaki çocuğa nasıl bakacak? Kendisine mukayyet olamayan tuvaletini bile ancak annesinin yardımıyla yapacak bir çocuğu nasıl olur da kardeşlerinden sorumlu tutarsınız? Dolayısıyla aslında burada bir topluma ilişkin, toplumun en azından bir kesimine ilişkin bir felaket tablosu yatıyor. Bir felaket tablosu yatıyor. Yani baba hapiste işte hırsızlık diyoruz. Acaba bu kaçıncı vakası? Bilmiyoruz. Yani bir hırsızlıktan 8 yıl ceza alınmaz. Yok, acaba yok, mümkün önceden birikmiş bir takım suçlar vardı da tekerrür edince dosyalar toplandı. Uyuşturucu bu şekilde mi oldu var. Falan. Dolayısıyla burada biraz daha meseleye yaklaşmak detaylı yaklaşmak lazım. Fakat ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi siz az önce kademden bahsettiniz ya da işte efendim Özlem Zengin'in duruşundan bahsettiniz. Ya da efendim ne diyelim işte İstanbul Sözleşmesi yaşatır falan filan bilmem ne. Ben Özlem Zengin'in açıklamalarından bahsettim. Tamam yok yok hayır. Yani Aile Bakanlığı meselesinden tamam. Bahsettim. Yoksa direkt Özlem Zengin'in. Şimdi ben şunu görüyorum. Yani dönemin yükselen değerleri Türkiye'de de dönemin yükselen değeri oluyor. Bakın 1920'lerde Türkiye gitti faşist İtalya'nın faşist ceza kanunu aldı ve ona ne dedi biliyor musunuz? Türk ceza kanunu dedi. Hatta ben dün öğrenmiş olduğum bir bilgiyi sizinle paylaşayım. 1930'lu yıllarda Türkiye'de cezaevleri ıslah edilmek, modern bir hale getirilmek isteniyor. Ve Türkiye'den İtalya'ya bir heyet gönderiliyor. Ve İtalya'daki cezaevi modeli olduğu gibi 1933 senesinde Türkiye'ye aktarılıyor. Şimdi de İtalyan faşist ceza kanunundan, efendim cezaevi yönetiminden bugünlere geldiğimizde
Avrupa ne yapıyor kadınlarla ilgili, erkeklerle ilgili, aileyle ilgili? Hemen hop uzaklaştırma veriyor. Ver uzaklaştırmayı. Hop hemen bir acil çağrı cihazı, ne diyorduk ona? Kades. Kades. Hemen Kades. Yaz. Kızı bir şey mi diyor anneyi babayı? Uzaklaştır. Şimdi bu saçma sapan, temelsiz, köksüz, ufku olmayan, sadece moda değerlerle yaşayan bir toplumun işi olabilir. Ama o toplumun da geleceği yoktur. Şimdi bir gün bir şey söylüyor. Efendim bir sanatçı, bir hanımefendi bir çocuğun birine işte demişler ki bir hani şey çiz demişler. Bir resim çiz demişler yani. Oradan yola çıkarak bir değerlendirme yapacak. Böyle uzmanlık alanları üredi. Çocuk bir cinayet resimleri çiziyor. Sen oradan çocuğun hemen psikolojisini, efendim zihin altyapısını, geçmişini, bilmem nesini, hepsini çözümlüyorsun. Sonra hanımefendi diyor ki ben diyor çocuğun çizdiği resme baktım. Anladım ki diyor bu çocuk diyor despot bir babanın elinde büyümüş. İşte bundan dolayı kadınlar böyle 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 yapmalılar. Ya kardeşim yani bazı babalar böyle özelliğe sahip olabilir ama sizin baba dediğiniz anneden... Despottan kastın ne? Evet. Otoriterlik mi? Otoriterlik de değil. Yani disiplin mi? Hayır, düşman. Yani kıza, çocuğa baba düşman olarak lanse ediliyor. Hmm. Ya babası dediğiniz adam size öbürüne bir başkasına benzemez. Çocuğu için ölümü göze alır. Ölümü göze alır. Almıştır da, almaktadır da zaten. Ha babanın da yanlış olur, annenin de yanlış olur ama evladın da yanlış olur. Siz eğer aileyi bir arada yaşayan bir bütün olarak değerlendirmeyip de aileyi kendi içinde düşman kamplara bölerek oradan bir aile kuramı oluşturmaya çalışırsanız, bir birey kültürü oluşturmaya çalışırsanız, işte o zaman bu topluma karşı yapılacak büyük bir suikast, hatta büyük bir sabotaj olur. Benim buradan yola çıkarak hani ne söyleyebilirim? Yani 1 yaşında çocuk yandı, 2 yaşında çocuk yandı, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, hepsi arka arkaya doğmuş bu çocuklar. 5 çocuk 5 sene içerisinde bu kadın 5 defa doğum yapmış. İkiz de var herhalde. Evet. 5 yaşında, evet 5 sene içinde olmuş hep bir kişi, evet, işte. Evet. Yani hepsi, en büyüğü 5 yaşında, en küçüğü 1 yaşında. 1 yaşında 5 senede 5 tane doğum yapmış bu kadın. Sonra diyor ki böyle böyle. Bizim ilk elde aldığımız bilgi bir komşu kadının verdiği bilgi. Gece geç saatlere kadar kadını yoktu. Ne yapıyordu? Efendim plastik mi topluyor? Başka bir şey, kağıt mı topluyor? Ne yapıyor bilmiyoruz. Nereye satıyor? Ne kadar geçiniyor? Bilmiyoruz. Filan bir komşu vardı efendim. Eve simit, ekmek, şu bu falan filan getiriyordu. Şimdi bu çocukları simitle nasıl besleyeceksiniz? Yani bunlar yani süt çocuğu yani. Annesi olmadan, sevgi olmadan nasıl büyüyecek bu çocuklar? Babadan mahrumlar. Dolayısıyla burada bu meseleyi iyice bizim anlamamız icap ediyor. Bu şekilde vermiş olduğumuz hızlı refleksler bizi yanıltabilir. Ama buraya bir eğilmek lazım. Bu gibi ailelere eğilmek lazım. Evet, bazı aileler var çocuğunu dilendiriyor. İşte bakın geçen ay Şişli'de bir çocuk öldürüldü. 8 yaşında bir kız çocuğu. Şirin de adı değil mi? Evet. Feriköy mezarlığına götürüyoruz. Feriköy mezarlığına götürüyoruz. Ve maalesef istismar. Bakıyoruz çocuğun görüntüleri çıkıyor. Her gün görüntüler çıkıyor. Orada dileniyor, burada dileniyor, öbür tarafta. Ya bazı aileler çocukları dilendiriyor ama bazı aileler çocuğu fuhuşa sürüklüyor. Şimdi bu ailelerin bir profilin çizilmesi lazım. Bu aslında sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Az önce dediğim gibi. Dünyanın hemen her yerinde. Yani Türkiye'den gidin Hindistan'a, gidin Çin'e, gidin Arjantin'e. Dünyanın bazı bölgelerinde bazı toplum kesimleri dilenerek hayat geçindirir. Hırsızlıkla hayatını geçindirir. Yan kesicilik, gaspla hayatını geçindirir. Fuhuşla hayatını geçindirir. Şimdi o zaman ne olması lazım? Toplumun bu kesimlerine devletin el atması lazım. Örneğin Türkiye'de mesela örneğin İstanbul'da diyelim ki bazı mahalleler dağıtıldı. Sulukule Mahallesi dağıtıldı. Hı. Küçük Armutlu Mahallesi dağıtıldı. Gazi Mahallesi bilmem kentsel dönüşüm şu bu dağıtıldı. Niye? Çünkü bazı yerlerde uyuşturucu odaklı bir mahalle yapılanması var. Bazı yerlerde fuhuş odaklı bir yapılanma var. Ne yapacağız şimdi? Siz diyorsunuz ki burada kentsel dönüşüm diyorsunuz. Ve o kentsel dönüşüm aslında onların toplumun diğer kesimlerine, büyük kesimlerine entegre etmeye çalışıyorsunuz. Hemen o bir dakika burada rant kapısı açıyorsunuz siz Sulu Kule'de.
Sulu kule kültürünü yaşatacağız. Abi sulu kule kültürü dediniz nedir? Dansöz olarak yetiştireceğiz kızları. Ve ondan sonra gece eğlencesi adı altında o kızları birilerinin koyuna sokacağız. Ve birileri de ahlaksızca bunun sulu kule kültürünü yaşatmak adı altında bize pazarlayacak. Şimdi bu normal mi? Sulu kulenin tamamı böyle değil. Hayır. Bakın, sulu kule kültüründen kastettiğim oydu. Yozlaştırılmış kültürü öyle. Yozlaştırılmış kültürü. Böyle oldu. Başka mahallelerde de oldu bu. O zaman bu kültüre ilişkin Türkiye'nin devlet mantığıyla, devlet aklıyla hareket etmesi icap eder. Şimdi yani bu kadıncağıza şimdi bir efendim bir şeyler yapılacak. Yani psikolojik destek şu bu babaya aynı şekilde değil mi? Yani elleri kelepçeli orada cenazeye getirildi. Ama ne olacak yani şimdi bu aileye ilişkin geleceği nasıl olacak? Nasıl kurulacak? Yani bir rehabilitasyona muhtaç oldukları açık. Ama belki de bu rehabilitasyona bu ailenin diğer fertleri de muhtaç olabilir. Yani demek istediğim şu, belki diğer kardeşlerin, yani o çocuğu ölen kadının diğer kardeşlerin durumu da böyle olabilir. Evet. Adamın da mesela başka kardeşleri de cezaevinde şu bu suçla olabilir. Hani kriminal yapılanmayı çözmek icap ediyor. Olay sadece efendim Mehmet Ali Erbil'in bilmem Serdar Ortaç'ın kumar sektöründe illegal bir takım işler yapmasından ibaret değil. Türkiye maalesef tahmin ettiğimizden çok daha ötesinde bu tür bataklıklara batırılmış bir ülke. Devlet burada yetersiz, acziyete düşmüş. Yani gösteriler oluyor işte. Efendim kapıyı kırıyorlar. Efendim bilmem ne operasyonu 22, bilmem ne operasyonu 23. Ben acaba diyorum ki yani bu operasyonları bu şekilde gösterecek hani toplumun bir kesimi belki efendim böyle bir yüreği soğutuluyor olabilir. Ama bu operasyonları yapıyor olmak iyi bir şeydir. Fakat bu toplum eğitimiyle, kültürüyle, efendim medyasıyla, akademisiyle, ilahiyatıyla acaba gerçekten de kendisini ciddi anlamıyla muhasebe edip olgunlaştıran, geliştiren bir toplumu olmaya ne zaman kesin karar verecek? Ben inanın bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Ali İhsan Bey. Evet. Buyurun, tamamlayın. Ailenin mutlaka tabii gözden geçirilmesi lazım ve bunun gibi de benzer binlerce, on binlerce belki aile vardır. Bu noktada Aile Bakanlığı yeri geldiği zaman çok şiddet, çok şiddetli bir şekilde kanunları uygularken bir yandan da baktığınız zaman işte elimizden bir şey gelmiyordu şeklinde bir bakış açısını sergilemesi yanlıştır. Mutlaka ve mutlaka Aile Bakanlığı'nda yapacağı şeyler vardı burada. Belki bir tane iki tane çocuk eve alınıp onun dışındaki küçük çocuk anneyle bırakılmış olsa, anne gerçekten bir alacağını tahsil etmek için dışarıya çıkıyorsa o küçük çocuğu da yanında kucağında da götürebilirdi. Ama şimdi beş tane çocuktan bir tanesini alıp götürmeye kalksa diğerleri ne yaparlar? Bunun handikapları var. Dolayısıyla Aile Bakanlığı gerçekten bu noktada ciddi şekilde bu olayların üzerine gitmesi lazım ve devletimizde şu riyakarlıkları da bırakmamız lazım. Bakın ben gönlümden geçen size de teklif etmedim. Herhangi bir şekilde de söylemedim ama bu konuda şimdi Mehmet Aslan isminde bir doktorumuz var. Onkolog doktor. 10 Kasım'da bir konuşma, bir paylaşım yaptı diye tutuklanıyor. Önce paylaşım yapıyor, sonra Taksim'de konuşma yapıyor. Konuşmanın akabinde de tutuklanıyor. Şimdi ben merak ediyorum. Şunun için bunu getiriyorum. Aile Bakanlığı'na en sert şekilde eleştirimi bu olayda yapıyorum. Ama Aile Bakanlığı'na diğer konularda da biz eleştiri yaptığımız zaman birileri alkış tutuyordu. O alkış tutanlar Ahmet Özer Esenyurt Belediye Başkanı tutuklandığında kıyameti kopartıyorlar. Ya bu adam sosyolog diyorlar. Bu adam şu, bu adam belediye başkanı, bu adam 62 yaşında. Bu adamı niye tutukluyorsunuz vesaire diyenler. Şimdi ikinci güne giriyoruz. Mehmet Aslan bir doktor, bir onkolog doktor tutuklanıyor. Niye? Onkoloğun ne olduğunu belki kanser hastalarını... Kanser hastalarını tedavi eden... Kanser hastalarını tedavi eden bir doktor. Evet, bir doktor. Ali Sen Bey'i affedersiniz. Tabii. Mehmet Aslan kamuoyunun çok yakından tanıdığı, bildiği bir insandır.
Mehmet Aslan'ın konuşmalarını dinlerseniz, yazdıklarını okursanız son derece yumuşak, son derece hukuka, konuşmada hiçbir edebi, hakaret yok, ahlaka riayet eden bir insan. Sadece dediği şudur: bu heykellerle, heykelcilik anlayışıyla bir toplumun ihya edilmesi, geleceğe yönlendirilmesi mümkün değildir. Bu cahiliye anlayışını bir kenara bırakalım. Ama ne oluyor? Koskoca bir doktor, koskoca bir fikir adamı, bir aydın yapmış olduğu bu Halim Selim edebe, ahlaka son derece riayetkar bu konuşma dolayısıyla tutuklanıyor. Ve birileri de bu tutuklamaya alkış tutuyor. Ama bu tutuklamaya alkış tutanlar zaten fanatik. Onlara söyleyecek bir şey yok. Ben Adalet Bakanı'nı merak ediyorum. Yılmaz Tunç'u merak ediyorum. Siz bu kararı görüp de nasıl oluyor o koltukta oturuyorsunuz? Hiç sormuyor musunuz İstanbul savcısına? Ya sen nasıl bir utanmazlıkla bu adamı tutukluyorsun? Hangi gerekçeyle? Türkiye Hukuk Devleti mi? Çadır Devleti mi? Hangi gerekçelerle İstanbul'u 5816 mı? Türkiye Hukuk Devleti'dir filan diyemiyorum. 5800. Yani Adalet Bakanı tabii savcıya niçin gözaltına aldınız, niçin tutuklamaya sevk ettiniz belki diyebilir ama o da sınırlı oranda. Ben savcıya direkt söyleyebilirim veya hakime direkt söyleyebilirim. Tamam, bu da gerekçe ne tutuklama? 5816 sayılı tamam. Kanun, Atatürk'e karşı işlenen suçlar. Şimdi kanunun kendisi zaten sıkıntılı bir kanun. Tamam da burada hakaret yok ki. Kişiden kişiye değişiyor. Adam çıkıyor diyor ki efendim sen Atatürk'ün 10 Kasım ölüm yıl dönümünde Atatürk'ün aleyhine olacak şekilde bir yorumlanacak bir şeyi söyleyemezsin diyor. Efendim bu ima yoluyla kanunda öyle geçer 5816 sayılı kanunda. Atatürk'e verir ki ima yoluyla da olsa. Ya kardeşim bu ülkede Cumhurbaşkanı'nın annesine küfredildi ya. Annesine küfredildi de onlar savunuldu. Benim söyleyeceğim şey şu. Bakın. Demli, HDP'li Ahmet Özer için ter ter tepinenler. 40 bin insanın katili olan bir PKK ile bağlantısı olduğu olmadığı şüphesi var. Bu suçlamayla bir kişi tutuklandığı zaman kıyameti kopartıyorlar. Bizim Saadet Partililerimiz bile, Gelecek Partililerimiz, Deva Partililerimiz kıyameti kopartıyorlar. CHP zaten kıyameti kopartıyor. HDP zaten kıyameti kopartıyor. Ama şimdi Mehmet Arslan tutuklanıyor. Ben Gelecek Partisi'nden, Saadet Partisi'nden, Deva Partisi'nden bir tane Allah'ın kulunu duymuyorum. AK Parti'den de hiç kimse çıkıp da ya ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz? Yani bir doktoru tutuklayarak ne yapacağız biz? Alırsınız, yargılamak mı istiyorsunuz? Tutuksuz olarak yargılaması yapılır. Ama biz neler yaşadık? Akit TV'de bir harf hatası yüzünden 30 Ağustos törenlerinde Anıtkabir yazılacağına T harfinin hemen yanındaki tuşa bastı diyerekten Adana Barosu'ndan yetkili geldi İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi'ne. Bu Akit TV'nin yetkilisini cezalandırın. Yetmez. En üst seviyeden verin cezayı. Aynı hatayı Sözcü de yapmış defalarca. Milliyet yaptı, Sözcü yaptı, Hürriyet yaptı. Her birinden gösteririm. Her birinden gösteririm. Hem de aynısını, tıpkısını Milliyet yapmıştı. Ona dava bile açılmamışken Akit TV'ye açılan davada bir de gelip İzmir Barosu'ndan, Adana Barosu'ndan, Ankara Barosu'ndan, İstanbul Birnoğlu Baro'dan gelip en ağır cezayı verin. Cezada indirim yapmayın, ertelemeyin, paraya çevirmeyin diye talepte bulunan sözde hukukçular çıktı. Ben o hukukçulara sesleneyim. Şimdi eğer gerçekten samimiyseniz, dürüstseniz, bakın 5 tane çocuk yanarak veya dumandan boğularak ölüyor. Koşun orada, eğer devlet yetkililerinden vazifesini yapmayan varsa onlarla ilgili suç duyurularını yapın. Davaları takip edin. Bu milletin insanlarına, bu milletin çocuklarına sahip çıkalım. Ama kalkıp da Ahmet Özer için düşünce özgürlüğü diyenler, bir şey daha söyleyeyim. Tevafuk mu dersiniz, tesadüf mü dersiniz? Mehmet Arslan Taksim'de konuşma yapıyor. Hı hı. O Taksim'de Gezi isyanında bir avukat bir polis aracı ters çevrilmiş. Üstüne çıktı. Üstüne çıkıyor. Fotoğraf üzerine çıkıyor. Polis aracının üzerine sloganlar yazılmış. Sprey boyalarla. O avukat
Çıkıyor, o ters çevrilmiş polis aracının üzerine çıkıyor, sol yumruğunu kaldırıyor, fotoğraf çektiriyor. Tutuklanmadı o avukat. Tutuklanmadı, hala avukatlar devam ediyor. Ve bu ülkede Rıza Türmenler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde başörtü yasak olmalıdır diye karara imza atan Rıza Türmenler, gezi olayları sivil bir olaydır dedi. Şimdi çıksın Rıza Türmen desin ki Mehmet Arslan'ın arkasındayım. Mehmet Arslan herhangi bir şekilde bir düşünce açıklaması sebebiyle tutuklanmamalıydı diyebiliyorsa, gerçekten ben bunların düşünce özgürlüğünden yana olduklarına inanacağım. Yarın Mehmet Aslan'dan randevusu olan hastalar ne yapacak? Valla Türk Tabipleri Birliği nerede diye soracağım. Nerede? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni PKK ile mücadele sırasında kimyasal silah falan filan kullanmakla, bu iftirayla suçlayanlar, şimdi bir doktor, bir mensupları, bir üyeleri tutuklanıyor. Düşünce suçundan dolayı tutuklanıyor. Nerededir Türk Tabipleri Birliği? Ne açıklaması? Bir açıklama falan yapmıyor. Hendekler hakkında PKK'lı teröristler hendek kazarken, özellik ilan ederken hemen açıklama yapanlar, Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atan öğretim üyeleri, neredesiniz? Orada suç vardı, orada silah vardı, orada bombalar vardı. Açıklama yaptınız, barış istiyoruz dediniz. Peki şimdi Mehmet Arslan için niye bir akademisyen, ikinci gündeyiz bugün, niçin bir tane Allah'ın kulu çıkıp da ya ne yapıyor bu Türkiye, ne yapıyor bu savcılarımız, hakimlerimiz diye niye bir hesap sormuyorlar? Medya nerede? Ben partilerden bir tek Hüdapar'dan tepki gördüm. Maalesef böyle bir yani Türkiye'deyiz. Bu süreç aslında Mehmet Aslan'ın gözaltına alınması, tutuklanması süreci. Ben tekrar orada iddialıyım. Türkiye'nin hukuk devleti iddialarını gerçekten de iflasa sürükleyecek bir tutumdur. Yani burada Allah'ı inkar edebilirsiniz, peygamberi inkar edebilirsiniz, Kur'an'ı inkar edebilirsiniz. Burada hiçbir beis yok. Her şeyi tartışabilirsiniz ama peki, Atatürk'ü tartışamazsınız. O zaman onun tam da söylemek istediği şey budur aslında. Yani putlaştırma ifadesi, totemizm ifadesi. İyi kardeşim, ben İnanırım ya da inanmam. Severim ya da sevmem. Sevmek, inanmak, saygı göstermek, sadakat göstermek kişinin iradesiyle ilgili bir şeydir. Siz insanları, kitleleri nasıl böyle bir şeye sürüklersiniz? Kaldı ki yani hutbede şu oldu, ben dua etmiyorum diyor, genci tutukluyorsunuz. Efendim Anıtkabir'de bilmem ne oldu, ben bunu doğru bulmuyorum. Çocuğu tutukluyorsunuz, kızı tutukluyorsunuz. Bu nedir ya? Bu aslında Menderes döneminde 5816 bir kılıç gibi kullanıldı. Maalesef son dönem AK Parti hükümetinin 5816'yı da bir kılıç gibi kullandığını. Ama Menderes döneminde de herhalde zor durumda bırakılıyor. Bazı o ne bir isim var. Tamam, orada ticariler var. Ha, doğru. Ticari. Onlarla mücadele edebilirdi. Etmeliydi de. Siz de mücadele edebilirsiniz. Yani nedir o? Feyza Altun Allah'a, kitaba, şeriata değil mi? Yani ağzınızda alamayacağınız kelimeler de küfürler etti. Bir kadın. Yani kadına benziyor. Yani o da neyse ki tutuklandı, ondan sonra bırakıldı. Hani ne oldu? Ama yani şu an tamamıyla sosyal medyada yapılan Hazreti yani Peygamber'e... Bu işler biraz tepkiye göre mi şekilleniyor? Yani sosyal medya sizi, yani Adalet Bakanlığı'nın savcıyı olduğu gibi serbest bırak. Valla o zaman Kenan Bey biraz... Evet. Valla inanın böyle. Hayır, mütedeyyin kesim o zaman biraz kendini sorgulayacak. Kendisini sorgulasın da ya, bu işlerin kitleyle ilgisi yok. Devlet, hukuk devleti ise... Hukuk devletinde şeriatın kestiği az önce parmak acımaz. Bu 5 çocuğun faciasında Ali İhsan Bey diğer olayı örnek verdi. Diğer olay medya baskısıyla oldu. Bir kesim medya baskısıyla. Yoksa belki de böyle olmayacaktı. Tamam ama o zaman affedersiniz. Böyle yani. Armut toplamayalım yani. Yani böyle. Peki. Evet. İbrahim Bey, İzmir'den başlayalım. 5 çocuk can verdi dedik. Buyurun. Hı hı. Yani olayı tabii ki hepimiz öğrendik. Medya aracılığıyla öğrendik. Ben burada olayın ne olduğunu, nasıl olduğunu herkes aşağı yukarı bildiği için o olay üzerine konuşmayacağım fazla ama sebep üzerine gitmek gerektiğini düşünüyorum. Sebep. Evet. Yani burada toplumsal bir kanayan yara olduğu ortaya çıkıyor. Yani hiçbir anne evlatlarını o şekilde bırakıp da dışarıya çıkmaz.
tek başına yaşıyor. 5 evlatla koca hapishanede. Çaresiz. Devlet nereye kadar sahip çıkar? Şimdi devletin hareket alanı kanunlarla sınırlıdır. Onun dışına da çıkamaz. O zaman başka bir çözüm daha gerekiyor. Bu da nedir? Bizim Osmanlı'yı tarif ederken Osmanlı... Ama bir hukukçu Ali İhsan Bey'in ifadelerinden anladığım kadarıyla bu kanunlarda bazen kişiye ya da tepkiye göre esnekleşebiliyor. Duruma göre de değişiyor. Duruma göre de değişiyor. Şimdi Osmanlı vakıf medeniyetidir aslında. Ve bizim bugün belediyelerle alakalı saydığımız birçok vazifeleri Osmanlı döneminde belediyelerin vazifesini vakıflar yürütürlerdi. Ve bu vakıflarında hareket alanı şuydu. Bunlar bu işlerden maaş almazlardı. Bunlar insani değerlere sahip çıkmak için karşılıksız olarak ve iyilik üzere iyi insanlar tarafından yapılan işlerdi. Mesela belediye hizmetlerinden sokakların temizlenmesi işini Osmanlı döneminde vakıflar yapardı. Onlar temizlerdi mahalleyi, sokakları. Veya o kadar enteresan vakıf örnekleri var ki, mesela Temiz Nefes Alma Vakfı diye bir vakıf var Osmanlı'da. Ve İstanbul'da o vakıf. Bugün Karadeniz üzerinden gelen, Boğaz'dan gelen havanın temiz olduğu bir bölge, bir yerde böyle bir temiz hava alma yeri yapmışlar. İnsanlar oraya gidip orada sağlıklarına bir an evvel kavuşabilsinler diye böyle vakıflar kurmuşlar. Göçmen kuşlar için Leylek Vakfı var. Göçemeyen, gidemeyen, yaralı kalan kuşlar veyahut da kalmışlarsa, gidememişlerse bunları bahara kadar bakan vakıflar var. Şimdi bu vakıflar aslında toplumsal hayatın da sürdürülebilmesi için devletin yaptığı birçok vazifeyi onlar üstlerinden üstlenmiş. Günümüzde de var hocam vakıflar, dernekler. Ya var da Osmanlı'daki gibi değil. Var, tamam, doğrudur. Şu anda bizde de binlerce vakıf var. Ha, bunlardan işlerini doğru dürüst yapanlar var. Ama kimisi Aile Bakanlığı'yla bu konu üzerine konuşuyoruz. Koordine halinde. İşte burada koordine, ama vakıfların gücü bir yere kadar. Şimdi devleti, o Aile Bakanlığı'nda çalışanlar hepsi maaşla çalışan memurlar. Onların da kendi üzerlerine düşen vazifeleri var. Yani aileleri var vesaire. Ve onların hareket sahası kanunlar çerçevesinde bir sınırları var. Fakat vakıflar kuruluş senedine uygun olarak hizmet yürütürler. Şimdi burada şu olay hakikaten hepimizin yüreğini kanatan bir olay. Bir aile diyeceğiz ama koca yok. Anne var, annenin üzerinde 5 tane de çocuk var. Toplumun temeli yeri geldikçe hep acaba söylüyoruz. Acaba dede nerede, babaanne nerede, anneanne nerede, bunları bilmiyoruz işte, az önce Kenan Bey biraz değindi. Ya orada amca konuşmuş, amca da defalarca Aile Bakanlığı almak istedi çocukları. Yani annenin amcası konuşuyor ama yeğenim kabul etmedi vesaire diyor. Yani ailenin de belki uzakta oturuyorlarsa etki imkanları olmamış olabilir. Gene sonuçta Aile Bakanlığı'nın bu işi organize etmesi. Öncelikle bir kere belki o evden o aileyi çıkartması gerekirdi. Evet. Yani ev dediğiniz, gördük işte, yani baraka ya. Barakada baraka yaşıyor bu insanlar. Baraka. Ev değil orası. Baraka. Elektrikli soba olduğuna göre bir ısınma altyapısı yok. Tabii bir baraka orası. Yani orada 5 çocuk yaşıyor. Bu elektrikli soba da nasıldı acaba? Günümüzde bu yeni nesil sobalar devrildiği an kapanır. Altında tuş var ya. Ya artık geneli böyledir yani. Demek ki güvenliği de olmuyor. Hey, yokluk evet. Var, yokluk. O insanda, o annede elinde imkanı yok. Yokluk var. Ve o şartlar altında bir de kimseye muhtaç olmadan hayata tutunmaya çalışıyor. Ama sosyal bir boyut da var bu işin içerisinde. O boyutta nedir? Bakın yeri geliyor toplum. İbrahim Hocam, benim anlayamadığım, bu ev yandı, duman çıktı. Hani anında yetiştiler mi? Hiç mi kimse görmedi? Hiç mi kimse hamle yapmadı? Bu çocuklar
bağırmıştır, korkmuşlardır. Yani ev acaba gördüğüm, çok dış bir yerde mi? Oradaki video şeyde, görüntüde izlediğim şu. Bir bahçe içerisinde. Şey, karanlık, baraka. Arkasında bir duvar da var yanılmıyorsam. Yani iş işten geçene kadar kimsenin pek fark etmiş olabileceğini zannetmiyorum. Çocuklar da küçük. Veya diğer komşulara ne kadar yakın bir yerde. Yani burası tabii biz bölgeyi bilmiyoruz. Evet. Ama belli ki böyle İstanbul'da sur dibi barakaları vardır, bilirsiniz. Bazı yerlerde görürüz onları. Eğer böyle bir yerse komşuların da haberdar olması biraz zor. Ya şurası Kenada da bir yer ilginç. Yani şurası da ilginç. Komşular biz gittiğimizde anne bağırıyor çocuklarım öldü diye. Çocuklar kapının önünde üst üste dizilmiş diyorlar. Yani anne çıkarmış mı gitti? İlk aşamada kimler oraya gitti? Onlar da biraz karanlık nokta. Yani komşular, ilk müdahale etmesi gereken komşular, anne dönmüş gelmiş. Bağırmış. Yani bu görüntü olay sonrası, yani yangın sonrası çekildiyse tamamen evet, yanmış. Bak tabii. Ama zaten çocuklar zehirlenerek dumandan ölüyor. Dumandan. Özellikle ısrarla vurguladım. Bir atıf yapalım isterseniz. Antalya'da öğrenci yurdu yandığında çocuklar nasıl ölmüştü hatırlarsanız Ali Sami Bey? Yangın merdiveninin oradaki kapılar PVC'ydi ve hepsinin kapıları alınmıştı. 12 çocuk oradaki. Ama bir de şöyle onlar, bir şey var. Bakın bizim lise çocuklarıydı. 12 çocuk öldü orada. Yani şu bina, arka binamız yandığında Allah korusun biz 5 dakika daha inmeseydik dumandan aşağı inemezdik. Duman hemen 2 dakikada götürüyor yani. Ya oksijen bitiyor bir anda. Hele kimyasal bile değil. Kimyasal yanıyorsa yani nefesim kesildi inene kadar. Kimyasal yanıyorsa bir de zehirliyor aynı zamanda. Sadece odun dumanı değil bu. Kimyasal bir yandıysa plastik PVC yandığı zaman zehirler adamı da. Yani burada ailenin bütünlüğü öncedir diyoruz ya, aile varsa millet de beraberinde oluşuyor. Ama bizde maalesef ailelerin şu son zamanlarda gerek medyanın gerek bazı kanunların da... Özür dilerim. Serdar Bey, siz çok uzak kaldınız ya, 45 dakika oldu. Hani ara ara katılabilirsiniz. Hayır, ben katıldığım zaman vaktim... Yok, ben onu fark ettim. Ben korktum ondan. Peki. Yani biz... Özür dileriz, hakkınızı helal edin. Hani... Ankara... Öksüz ve yetim Ankara'nın. Döneceğim ama sizden... Başkanınız öksüz ve yetim değil yalnız. Peki döneceğim. Başkanınız gayet güzel işleri götürüyor. Döneceğim yani, sizi unutmadım. Mansur Yavaş'ı kastediyorum. Yani şu, hayır. Onu Mansur Yavaş'ın başkanımızın olmasını temin edenler, Melih Gökçe'yi çok zamansız bir şekilde görevden alınması... Ondan sonra da o seçimin kaybedilmesi, İstanbul'da da iletişim hataları yüzünden İstanbul seçiminin kaybedilmek, iletişim hataları büyük patapat bitmişti, başa baş bitmişti hille milli olmasa. Peki. O seçim çok rahat bir şekilde alınabilirdi. Tekrar döneceğim size. İbrahim Hocam bitirsin. Mansur Yavaş'ı başımıza başkan yapanlar kimler hepimiz biliyoruz. İbrahim Bey. Evet. Yani burada bakın aile önemli, bir de bizim değerler erozyonumuz var. Şimdi Milli Eğitim bir ara değerlerle ilgili ders kondu. Ama bu ders beklenen sonucu ne kadar verdi bilemiyorum. Ama veremediğini söyleyebilirim. Ailenin ayakta tutulması için tüm imkanlar seferber edilmesi lazım. Fakat aileler şu anda dağılıyor. Hem evlilik azaldı, evlenenler de boşanıyor. Bu... gelecekte biz benzeri görüntüleri inşallah hiç yaşamayız ama gidişat bu yöne doğru gidiyor. İnsanların bireysel yaşama, tek başına yaşamaya... Bunda aile giderek yozlaşıyor, dağılıyor diyorsunuz. Size göre, sizin okumanıza göre en önemli sebep ne? Ekonomi mi? Kültürel yozlaşma mı? Ahlak mı? Eğitim mi? Ne? Kanunlar mı? 5 şık sonu, 5 şık en sonunki hepsi diye bir ifade var ya, hepsi. Yani maalesef ailelerin, bakın burada... Bizde şöyle bir şey var, tamam zaman zaman konuşuyoruz, dizilerin, programların muhakkak ki bir etkisi var.
Ama biz genelde dizi diyoruz, program diyoruz. Ya bu meseleyi tam böyle özlü özüne konuşamıyoruz. Yani şimdi kültürel yozlaşma var. Kültürel olarak maalesef bizim geleneklerimizden bir kopmamız oldu. Yani bundan belki 50 sene evvel toplumun %85'i kendi yerlerinde yaşıyorlardı. Yani kendi köyünde, kendi kasabasında yaşıyordu. Ve orada biraz büyüklerden uzaklaştık. Ondan olabilir mi? Az önce Kenan Bey evden dediğiniz... uzaklaştırma dedi ya. O eski o büyükler gelin bakalım, hani eşler ara sıra dargınlık yaşardı, hı hı, barıştırırlar da gelin bakalım sizin derdinizde uzaklaştırma yok. Siz eşleri 3 ay, 5 ay, 6 ay birbirinden ayırırsanız kusura bakmayın zaten otomatikman onlar birbirinden soğur. Yani bir şey kalmaz arada. Ama o büyükler eskiden bir de tatlı bir kızmaları vardı. Gelin, hı hı, bakayım derdiniz ne deyip bir barıştırma vesaire, onların bir arabuluculuğu vardı. Bu da kalmadı herhalde. Yani şu anda anne babalar maalesef çocuk hakimiyetine dayalı bir aile yapılanması oldu artık. Yani elinde mama çocuğu yedirmeye koşturan, peşinde koşan bir anne görüyoruz. Çocuk ne istese aldırıyor. Yani marketlerde en çok çocuk ağlama seslerini duyuyorum ben. Niye? Çocuk ağlayarak her şeyini yapıyor. Çocuğun hakim olduğu bir aile durumuna geldik biz. Bunlar bize şunu gösteriyor. Sizin dediğiniz önemli. Biz büyük aile içerisinde yetiştiğim için değerleri onlardan öğreniyorduk. Ben ilk dualarımı babaannemden öğrendim. Evet. Birçok kişi öyle oldu. Yani, dededen öğrendik veya evet, babaannemizden, anneannemizden öğrendik. Ama şimdi bu sebepler içerisinde ben aileyi birinci, aile bütünlüğünün korunması gerektiğini birinci şart olarak söylüyorum. Maalesef devletin çıkardığı bazı kanunlar var. Bu İstanbul Sözleşmesi veya 6284 mi var bir tane? Onu da zaman zaman bu, yanlış anlaşıldığı söyleniyor. 6284 ailenin köküne dinamit koymuştur. Yani eşler arasında normal olağan yaratılıştan gelen bir denge vardır ailede. Bu dengeyi eğer dışarıdan müdahaleyle bozarsanız o zaman bambaşka şeyler çıkıyor ortaya. Yani eşler arasında bir tartışma olmaz mı? Olur. Hemen polisi çağırıp da bir hafta, iki hafta uzaklaştırma, kocayı evden uzaklaştırdığınız zaman o aile zaten bitmiştir. Onu yaptığınız anda o koca bir daha o kadının eşi olmazlar. Çok tartışılan bir konudur. Belki bazıları da kızacaktır. Belki kimimiz de mecburiyetten. Büyükşehir ev kirası 20 bin lira, 25 bin lira. Alınan ortalama maaş 30-40 bin lira arasında, geçinmek çok zor. Eşlerin, her ikisinin çalışması, çocukların kreşe gitmesi, odur budur, şudur budur deyip kadınların çalışma hayatına katılmasının bu olaylardaki rolü ne? Var. Yani sadece bu olay değil. Burada kadın çaresiz, o anne çaresiz. Başka bakacak yok ki, başka kimse bakmıyor. Bakacak kimse yok. Anne mecburen çalışacak. Ama kimisi kariyer peşinde, kimisi evinde eşine kahve ikram etmek yerine başka bir yerdeki birilerine kahve ikram ederek çalışmayı sürdürüyor. Yani evinde hizmetçilik mi yapsın? Ha evet. Onu hizmetçilik olarak görseniz öyle yani olur. Elin oğlunun yani hizmetçisi mi yani? Kelam bakın bu bizim yüzümüze çarpan... Ama kadın istihdam oranı arttırılıyor, böyle söylemeyin. Ya artırılıyor, artırılmasına da bunun sonuçlarını... Kadınlar çalışmasın mı? Ne yobazsınız Serdar Bey? Doğru yani. %50'yi geçti mi tamamdır bu iş. Ya bazı mesleklerde kadınların olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Tabii tamam. Bazı yani, meslekler yani hemşirelikte, doktor, hemşire. Öğretmenlik gibi. Bazı mesleklerde hakikaten gerekiyor. Ama çocuğu yetiştiren annedir. Bakıcı çocuk yetiştirmez. Annemi sabah programları mı? Anneyi de sabah programları yetiştiriyor. Tamam o zaman. İşte sıkıntı oralardan başlıyor. Babayı da... Sabah programları nerede? Gündüz kuşağı programları. YouTube, futbol programları. Yok, babayı nerede? Babayı da... En çok... Tane. En muhafazakar. Muhafaza arada tire var. Kar. Kenan Bey... Babaları da Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar yetiştirdiği için o yüzden trafikte doğal olarak evet yani neyse İbrahim bir de Rasim Ozan Kütahyalı şey ikilisini, Nagihan ikilisini koyun.
Konuştuğumuz konu hakikaten yürek yakan bir olay. 5 tane yavrucak. Peki. 5 tane yavrucak hayatını kaybetti. Şimdi bu konuyu ben biraz yüzümüzde hüzün de olmalı diye düşünüyorum. Ama şu var ki hepimizin bu işte sorumluluğu var. Devlet başta olmak üzere toplumumuzun tamamının sorumluluğu var. Aileyi dağıtmaya dönük adım atanların hepsinin de sorumlulukları var. Bu önü alınmazsa bu bir tane örnek. Belki benzeri nice örnekler var. Ama herkes artık kendi başına kalmaya çalışıyor. Kendi başına kaldı. Yani biz kavramı yerine ben işte örnekleri var zaten son birkaç ay içerisinde. İşte o tarafta Narin, bu tarafta Sıla, burada bu çocuklar. Yani sosyal hayata... Şişir'in göbeğinde bilmem Şirin. Evet. Hepsi çocuk. Sosyal hayatı maalesef sıkıntı yaşıyor sosyal hayatta. Yani bir Kadir Şeker olayı var mesela. İsmini duydunuz hepiniz. Konya'da. Konya'da birisi, kocası galiba. O konu biraz karışık hocam sanki. Neyse ama bak onun sonuçları ne oldu biliyor musun? Hani her şey kadına basına yansıdığı gibi uygulanıyor. Kadına şiddet uygulanıyor. Orada birisi müdahale ediyor. Kazara da biri ölüyor. Ondan sonra Kadir Şeker ceza yedi. Bakın kadın da şikayetçi oldu çocuk. Hayır, toplumun nasıl algıladığını, sokak bu işi nasıl algılıyor? Bakın yeri geldikçe insanlar şunu söylüyorlar. Ben bir daha gözümün önünde kesseler müdahale etmem diyorlar. Ben niye başımı belaya sokayım diyorlar. Bu tür şeylerde sosyal hayata etki edecek, toplumsal birlikteliği ve yardımlaşmayı bozacak kararlar insanları etkiliyor. Vallahi hocam öyle bir çağa geldi ki yani şu an bir çocuk görseniz tanımıyorsanız başını okşayamazsınız. Ben korkarım. Hayır, yok. Yani çocuk yani. Seversiniz, şirin, tatlı ama evet. Nasıl algılanacağınız... Bakın ben Avrupa'da ve Amerika'da hiç asla yaklaştırmazlar. Şimdi bize de geldi bu. Maalesef. Halbuki biz sıcakkanlı insanlarız. Böyle tatlı, hoş bir çocuk anne kucağında gördüğümüzde hemen bir başını okşamaya kalkarız. Bir makas almaya çalışırız. Bu bizim yetiştiğimiz dönemde vardı. Ama şimdi öyle bir şey yapmaya kalkıştığın anda işin bitti. Yani... şeyi kullanıyorsun, toplu taşımayı kullanırken emin olun karşı cinsten en uzak yerlere kaçıyorum. Eller havada böyle. Eller havada. Yani bu aslında kanunla değil ama eğitimin verilmesi lazım ve bu sosyal doku bozuluyor. Biz böyle bir millet değildik. Eğer o vakıflar olsaydı eminim bu anne orada gecenin bir vaktine kadar gidip hurda toplayıp da geçimini sağlamaya çalışmak zorunda kalmayacaktı. Peki. Çocuklarını da yalnız bırakmayacaktı. O zaman bizlerin de bu konuda bir sorumluluk almamız gerektiğini düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Ankara'ya dönelim. Serdar Bey, İzmir'deki hadise. Sizin çıkarımlarınız neler? Evet, şimdi aslında en fazla ben konuşmak isterdim bu konuda. Çünkü en yaralı olan belki benimdir. Aileyi de anlayabilecek olan benimdir. 1965 yılında ben Almanya'da doğdum. 60 sene evvel. 1965 yılında Almanya'da doğdum. Benim ailem 1961-62 o arada Almanya'ya gitmiş. Yani ilk gurbetçi kuşaktan. Almışlar. O zamanki şartlar çok kötü şartlar tabii. Almışlar Gülükstadt bir yerde. Gülükstadt denilen bir şehirde işte işe yerleştirmişler. Önce Hayım denilen yerlerde kalmışlar. Daha sonra biz bir küçük bir eve çıkmışlar ama evin tuvaleti hiçbir şey yok. Hiçbir imkanı yok. Yani çok affedersiniz. Hacetlerini kapların içerisine giderip döküyorlar falan. Böyle bir ortamda yaşamak mecburiyetinde kalmışlar. Yani Almanya falan öyle değil. Ben orada 1965 yılında olmuşum. Ablam var orada. Ablam benden 2 sene 9 ay büyük. İşte ben olmuşum. Sonra biraz büyümüşüz. 2 yaşına gelmişiz. Ablam da demek işte 5 yaşında falan. Annem de çalışıyor. Babam da çalışıyor. İkimizi de evde bırakmışlar.
Ben işte iki tane çocuk. Şimdi biz tabii çocuk yaramaz, tüpümü açar, bilmem ne mi yapar, şey mi yapar. Alman aileler rahatsız olmuş bundan. Bir kere ablam bir kaza geçirmiş. Bir oyuncağı at, böyle tahtadan bir at varmış. O burnu, ağzı falan yarılmış, hastaneye kaldırmışlar bilmem ne. Aileler şikayet etmiş, Almanlar. Demiş ki burada bizim can güvenliğimiz yok. Bu iki tane çocuğu bırakıyorlar. Burası patlayabilir, her şeyi yapabilirler. Böyle olmaz. Hemen polis gelmiş. Bizimkiler demiş ki böyle olmaz. Bizimkiler işte bir bakıcı falan bulmuşlar. Bir Alman bakıcı falan bulmuşlar. Ondan da randıman alamamışlar. Bir yere verecekler. Vermek istemiyorlar. Şeye. Bir oradaki bir yuvaya falan vermek istemiyorlar. Çünkü Hristiyanlaştırma falan muhabbetleri falan da böyle şeyler de var. Her şey var. Oraya da vermek istememişler. Doğru. Birini, en azından birini, kız çocuğunu bırakmak istememişler. Türkiye'ye beni getirmişler. Ben 2,5-3 yaşındayken bir yuvaya beni vermişler ve gitmişler. Şimdi yani o zaman 65 yılından bahsediyorum ben. 68 yılından, 67 yılından bahsediyorum. 57 yıl evvelden bahsediyorum. Yani Almanya çok yönleri eleştiririm, bilmem ne, çok zalim bir şeydir, yapıdır, ırkçıdır falan. Ama öyle bırakmamış yani, patlatabilir demiş. Daha 65 yılından bahsediyorum. Şimdi biz 2024 Türkiye yüzyılından bahsediyoruz. Efendim 1965'ten bahsediyorum, 67'den bahsediyorum. Orada tutamamışlar çünkü demiş ki ya bu mahalleyi patlatır, bilmem ne yapar, çocukları öldürenler olur. Biz burada Almanlar beni falan düşündüğünden değil tabii. Bizi değil, kendi can güvenliği için neyi düşünürse düşünsün. Sonuçta biz Türkiye'de yuvaya yerleştirmişiz. Orada da büyük işkenceler görmüşüz. Yani bana yuvada yapmadıkları işkence kalmamış. Yani en kötülerini yapmamışlar ama kulaklarımı ayırmaktan bilmem ne işte, bacaklarımı ızgara yap, her şeyi yapmışlar burada. Sonra beni bir fakir bir teyzem var, o almış falan. O şekilde şey yapmışız. Şimdi burada bir, yani büyük bir ihmalin olduğu ortada. Belediye ihmali, Aile Bakanlığı ihmali, bilmem ne ihmali ortada. Bu bakımdan çok büyük sıkıntılarımız olduğu ortada. Etrafımızın gittikçe kuşatıldığı ve her birimizin gittikçe daha fazla güvensiz hissettiği kendimizi ortada. Yani ne olacak işte? Yani AKİT'in haber müdürünü sokağın babasının yanında cuma namazında giderken ya da çıkarken, o zaman haber müdürüydü, şimdi genel yayın yönetmeni, böyle bir gazeteciyi paramparça ettiler, kafasını kırdılar, bilmem ne yaptılar. Bana telefon açtı. Bana telefon açtı kanlar içerisinde. Serdar abi dedi, böyle böyle bir şey geldi başıma falan filan dedi. Hukukumuz çok şeydir falan. Şimdi gazetecinin kafasını gözünü parçalayabiliyorlar bir şey. Yani ne olacak sonuçta? Yani ne olacağını işte ne olabilir yani? Sen bunu AKİT'e yapıyorsun sen. Yani AKİT'e. Yani AKİT bu iktidarın, iktidarın yani AK Parti iktidarını en fazla aklayan medya organıdır. Yani saldırdığı zaman, saadetler falan hücum ettiği zaman savunma mekanizmasını hemen harekete geçirip laf söyletmeyen medya grubuna sen bunu yapıyorsun. Sadece o değil, sadece o değil. Reklam oluyor, reklamda ayrımcılık yapıyorsun AKİT'e. Bilmem ne oluyor, ayrımcılık yapıyorsun. Tak diye şey yapıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Şimdi bir güvensizlik var. Yani şimdi birisi Yusuf Bey, Allah muhafaza, 3-4 kişi çevirse, ağzınızı burnunuzu kırsa. İşte mesela Kenan Bey geçen şeyde programda ne tehditler aldığını söyledi. Yani ben şaşırdım dedi, ya dedim ya siz yılların gazetecisi, hani her insana yapılmaz da bu. Yani bir aydın, bir entelektüel, Türkiye'nin tanıdığı bir insana siz rahatlıkla ölümle tehdit edebiliyorsunuz. Ve diyoruz ki ya geçelim şimdi bunları falan. Hayır, hepimizin ayağa kalkması lazımdı. Bakın hiç kimse kendisini güvende hissetmiyor. Daha yeni doğan bebek çetesini tartıştık, biz unuttuk. Hiç gündemimizde yok neredeyse. Ya arkadaş, bunun sorumlusu olması lazım. Efendim işte yapan CHP'liydi. Yapan değildi. Ya bana ne CHP'lisi, MHP'lisi bilmem ne. Hemen politikaya çekip, bu konser işinde de öyle. Burada hesap yapılıyor. Diyor ki bu bizim iktidara yarar mı? Şunun iktidarı, bana ne ya? Bana ne kardeşim? Ben yani burada işin partisini pırtısını düşünmüyorum ki. Bu parti var, Anavatan Partisi vardı, yarın yok. Bu lider vardı, yarın yok. Öbür, ben kaç tane başbakan, kaç tane cumhurbaşkanı gördüm. Dolayısıyla burada politika öne geçiyor. Neden öne geçiyor? Kimisi maddi menfaatlerinden dolayı. Kimisi de diyor ki, ya diyor beka meselesi var.
Yani elfenişer yapmak lazım, bilmem ne yapmak lazım. Beka meselesi var. Öbür tarafta da muhalefetin bu şey halini görüyor, berbat halini görüyor. Bir savunma mekanizması geliştiriyor. Ama bakın, burada söylenenlere bakıyorum ben. Son derece haklı. Yani ben bazen daha az eleştiride bulunduğum zaman tepki görüyorum. Ki burada söylenenler çok haklı. Mesela Aile Bakanlığı, bir Yusuf Ziya Gümüşel olayında Ali İhsan Bey'in kullandığı ifade çok çarpıcı. Canavarcı ve gaddarca uygulamalar var dedi. Ve yani Aile Bakanlığı'nın buradaki tavrını da eleştirdi. Şimdi bakın, bir Aile Bakanlığı böyle. Efendim, ikinci mesele, diyoruz ki ailemiz çöküyor. Ne dediğimizin farkında mıyız? Efendim, bizim kanunlarımız aileyi diyor, Şeref Malkoç, bizim ombudsman Şeref Malkoç diyor ki, adeta kanunları aileyi bitirmek için çıkartmışız biz. Evet. Allah Allah, ne dediğimizin farkında mıyız biz? Aile biterse devlet biter, aile biterse vatan biter. Aile biterse Türkiye yüzyılı hikaye olur. Aile biterse manevi vatan biter. Manevi vatan biterse maddi vatan da biter. O zaman şimdi bir yandan şunu söyleyeceğiz biz. Ya Aile Bakanlığı uygulamaları böyle. Kanunlar, ombudsman Şeref Malkoç diyecek ki kanunlar adeta aileyi yok etmek için çıkartılmış. Diyeceğiz ki ailemiz bitiyor. Öbür taraftan bakın, Aile Bakanlığı böyle. Milli Eğitim Bakanlığı, zaten Milli Eğitim Bakanlığı bin ton eşli. Bu bakanla ilgili söylemiyorum. Yani süreç içerisinde neler söylediğimizi, neler eleştirdiğimizi. Serdar Bey, bu kanunları biliyoruz. Bunlar nasıl mı? Neyi değişemiyoruz? Ya işte onu, yani ne baskısı var? Şimdi bunu bir, eğer şunu düşünüyorsak, ne baskısı olacak? Amerika mı baskı yapıyor? Avrupa mı baskı yapıyor? Para mı vermeyi diyorlar? Ben onu Arif olan understand, yani ben onu söylemeyeyim ama Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ailemiz çöküyor diyor. Biz diyor aileye çok önem veriyoruz. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı genelge yayınlıyor. Diyor ki bu diyor televizyonlarda acayip yayınlar var diyor. Bu ailemizi çökertiyor, kültürümüzü çökertiyor diyor. En sonuç, masanın üzerindeki kedi nerede? Yani bunu ben söylerim. Biz eleştiririz, biz gazeteciyiz. Elimizde hak ve elimizde yetki olmadığı halde. Bana diyor adam, niye düzeltmiyorsun diyor. Ya diyorum, ben nasıl düzelteyim? Söylüyorum işte, söylediğim zaman da kızanlar oluyor. Yani neredeyse bizi şutlayacaklar falan oluyor bazı yerlerden. Kızıyorlar falan. Sen fitne mi üretiyorsun falan diyorlar. Vallahi diyorum, ben eleştirebildiğim kadar eleştiriyorum ama elimde yetki yok. Elimde yetki olan kim? Ben değilim. Ben değilim. Sonra bakın, Aile Bakanlığı ile ilgili, kanunlarımızla ilgili. Efendim Atatürk'ü sevmiyorum diyen adam efendim tutuklanıyor. Ali İhsan Bey diyor ki ya niye tutukluyorsunuz diyor. Yargılayın bari diyor. Tutuksuz yargılayın. Ondan sizin sonra, dediğiniz Antakya'daki genç, ismini unuttum, Fırat. Hmm. O isimden bahsediyorsunuz değil evet. mi? İki kişi var. Birisi yani, zaten doktor. Birçok diğeri... örnek var. Bir tane değil ki. Bir tane değil ki. 10 tane değil ki. Yani birçok örnek var. Şimdi milletin mukaddesatına hakaret eden kişi gayet alımlı çalımlı bir şekilde gidiyor, cakalı bir şekilde. Efendim Atatürk'ü sevmiyorum diyen ya da işte bir eleştiride bulun. Hakaret yani nerede hakaret var? Ne hakaretler hakaret değildir bu deniyor. O hakaret olmayan kelimeleri yargı kararlarına baktığınız zaman bunlar hiçbirine girmiyor. Ama ters kelepçe yapılıyor ve o fotoğraf servis ediliyor. Ya Allah aşkına, milletin mukaddesatına küfür eden gayet mağrur bir şekilde, gayet centi bir şekilde Vakko giriyor oraya. Ondan sonra bu adamı sen alıyorsun, bir imam hatipliği. Ve Gülben Ergen hanımefendi de bunları yaşatmamak lazım, bunları şeye sürmek lazım, bilmem ne sürmek lazım. Ya ne yaptı ya, ne yaptı ya? Biz Abdullah Öcalan'ın mecliste silah bırakma çağrısı yapmasını bile hazmetme kapasitesi 60 bir toplum olarak bir imam hatipli gencin, eleştirisine, ya Fatih Sultan Mehmet'e istediğin kadar hakaret edebilirsin, ediliyor. Vahdettin Han'a istediğin kadar hakaret edebilirsin, ediliyor. Sultan Abdülhamit'e istediğin kadar hakaret edebilirsin, ediliyor. Cumhurbaşkanı istediğin kadar hakaret edebilirsin, ediliyor. Bilmem neye istediğin kadar hakaret edebilirsin, ediyor. İşte Akit'e istediğin kadar hakaret edebilirsin, ediliyor. Hakaretin beni bir para. Ediliyor. Ondan sonra sen bir şey söylediğin zaman ya kafanı patlatıyorlar, ya gözünü patlatıyorlar, ya hukuk yoluyla bu. Şimdi ben bunları söyleyince benden dalga geçenler oluyor. AK Parti iktidara gelirse bunların hepsini düzeltir diyor. Şu anda CHP iktidarda olduğu için hiçbir şeyi düzeltemiyor, haklısın diyor falan. Şimdi beni de alıyorlar AK Parti
yapısının bir yerine oturtuyorlar. Ya ben AK Parti'de siyaset yapmıyorum. Herhangi bir sorumluluğum yok. Bir yerden para almıyorum. Hiç kimseye yalakalık yapmıyorum. Kimseye de hakaret etmiyorum. Ama bunları söylüyorum. Bakın Aile Bakanlığı dedik. Değil mi? İki, yargıdaki durumlara dikkat çektik. Ya dedik burada bir terslik var. Yani öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya durumu ortaya çıkıyor. Dedik iki, yargı, aile, yargı. Üç, önceki bölümde konuştuğumuz. Dedik Ali İhsan Bey, evet çok haklı Serdar Bey. Bu SGK şeylerini şimdiye kadar tahsil edilmesi lazımdı. Ve bundan dolayı sorumlu olan kimse, ya Sayın Cumhurbaşkanı dedi hangisiyle uğraşsın? İşte Suriye Arabistan'a gidiyor, oraya gidiyor, dünyayı anlatmaya çalışıyor vesaire. Üç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bir, Aile Bakanlığı. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile Bakanlığı ile ilgili canavar ve gaddarca uygulamalara destek veren bir pozisyona, işte yani bir hukukçu olarak söyledi çünkü inceledi, dedi ki ya dedi bu Yusuf Ziya Gümüşal olayında bir yamukluklar var, bir yanlışlıklar var, ben hukukçu gözüyle böyle görmüyorum bu meseleyi, bir dakika dedi, yani one minute diyor Ali İhsan Bey, şimdi hepimiz de one minute diyoruz şimdi ve sonuçta diyoruz ki, sonra diyoruz ya diyoruz bunlar niye konserler veriyor, bu konserler ne konserlerdir ya, milletin ahlakını bozmak istiyorlar ya arkadaş. Tekirdağ'da birisi Melek Mosso'ya konser verdirtiyor. Bakın Mansur Yavaş da paylaşmış. 3 Mart bilmem ne de Melek Mosso Ankara'da gururla falan paylaşıyoruz diye. Mansur Yavaş bunu yapıyor. Ben bir laf söyleyeceğim. Ama benim kolum buradan kırık değil ki. Benim kolum buradan kırık. Adam da diyor ki ya sen diyor Melek Mosso'ya ne diyeceksin diyor. Hakikaten bir şey diyemiyorum. Çünkü bana şunu soruyor. Diyor ki Melek Mosso'yu oraya Melek Mosso o şey işaretini yapmak istemiyorum burada. Parmak işaretini yapayım mı? Rütük şey yapar. Yapmayacağım. Tamam mı? Yani biliyor. Herkes şey yapmıştır. Ama o parmağı kime, yani parmağını kime gösterdiğinde, o parmağın ne anlama geldiğini hepsi biliyor. Hepimize gösterdi o parmağı. Peki ne yaptı? AK Partili belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ona konser verdirtti. Ve o da yetmedi. Mansur Yavaş da sahneye çıkıp sarılmadı herhalde. Öyle bir görüntüsü yok. Yani Mansur Yavaş'a en ağır eleştirilerde bulunan benim. Ama bir sarıldı. Böyle bir şey olmaz yani. Hiçbir güreşçi o kadar sıkı sarılmamıştır rakibine. Öyle bir sarıldı ki. Sonra ne oldu? Tepkiler meydana geldi. İşte biz tepki gösterdik. Turgay Gülen'e kadar, Abuzettin Uğursun'a kadar, bilmem nesine kadar. Hepsi tepki. Yani bir yerde de artık şey yapamıyorsun. Sonra ne oldu abicim? Sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Ya niye terfi ettirdiniz bunu? Niye terfi ettirdiniz? Efendim buradan oy kazanabiliriz. Orada öyle insanlar da var hani oy verenler içerisinde. Kazandın mı seçimi? Yok. Hem seçimi kaybetse, hem tamam mı? Hem bilmem ne yap, hem de manevi dokuyu şey yap, zayıflat. Şimdi öbür tarafta televizyonları eleştiriyoruz. Ya arkadaş yani dur dediği zaman, yani bu ülkede dur dediği zaman birilerinin durması lazım. Öyle bir otoritenin olması lazım. Özgürlük müdür kardeşim? Sen televizyonlar aracılığıyla benim ailemi çökertmeye çalışacaksın. Bu Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında var. Sen televizyonlar aracılığıyla benim kültürümü çökertmeye çalışacaksın. Bu Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında var. Sen manevi vatanın dibine dinamit koyacaksın. İbrahim Çeleş'in sözlerinde İki dakikada toparlayalım. En fazla programı sonlandırın. AK Parti en fazla destekleyen, Cumhurbaşkanı'nı en fazla destekleyen, en fazla şey yapan kişi diyor ki yani bu diyor dinamit koymaktır diyor. Ya ailenin dibine dinamit koymaktan daha ağır bir eleştirme olur. Yani ailenin dibine dinamit koyan ya şey olsaydı ne bileyim Seyfi neydi eski şey Adalet Bakanları bilmem ne. Ya onlara çok laf söylerdik. Yani hani çok Mehmet Moğultay olsaydı mesela üf bilmem ne yapardık. Mesela bilmem ne olmuş olsaydı. Şimdi nelerden bahsettik? Bir arkadaş en ağır ifadelerle Akit Medya Grubu'nun da bu yayınında en ağır ifadelerle ve yani yürek yangınıyla elbette zarar vermek istemiyor. Elbette altılı masaya falan destek vermek istemiyor kimse. Elbette efendim bir alternatif düşünmüyor. Ama diyor yürek yangını. Diyor arkadaş aile var. Aile Bakanlığı var. Efendim Çalışma Bakanlığı var. Kanunlar var. İbrahim Keleş Bey'in ifadesiyle ailenin dibine dinamit koymak şeyi var. Onu ben çıkartmadım. Benim anneannem de çıkartmadı. Buradakilerden biri de çıkartmadı. Şimdi burada o zaman bir tablo ortaya çıkıyor. Arkadaş biz abicim gücümüz yetmiyor. Yani şöyle denilebilir. 1839'dan beri belki daha evvelinden beri bir örgü var.
Bunu bir anda değiştirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla zaman içerisinde. Bu da bir savunma argümandır. O zaman gidilen istikametin düzgün olup olmadığına bakarım ben. Yani yapılan işlerin, ya hepsini yapamazsın ama %10'unu yaparsın. Ya arkadaş, şimdi bakıyoruz, çeşitli kisvelerle feminizm akımının bayraktarlığını yapan örtülü feministler ve örtüsüz feministler. Her ikisi de var bunların. Ya bakıyorsunuz aileyi, ailedeki konumları, ailedeki bireyleri birbirinin rakibi olarak konumlandırıyor. Erkekle kadının birbirinin rakibi değildir ki. Yani niye kadını erkeği dışarı attırmaya itiyorsun? O yayınlara bakın. Hani benim eleştirdiğim yayınlara bakın. Arkadaş sürekli olarak boşanma, sürekli olarak DNA testi. Yani biz babasını arayan çocukların ülkesi mi olduk? Biz sürekli olarak, anlatabiliyor muyum? Yani at efendim şey, ayak, kadın ayakların üzerinde dursun. Bilmem ne falan. Erkeğin ne yapacağı belli olmaz. Sen şüpheyi sokarsan, o şüphe kurtunu sokarsan. Şimdi bunlar efendim tesadüfen. Bunlar reyting. Ya reyting para kazanmak için falan. Ya para kazanmak her yön mübah mı para kazanmak için? Yani bu para oldu o zaman. Biz de reyting yapalım. Ben çekeyim şu masanın üzerine. Bitirelim. Ben şey olarak... Ben Serdar Erselen olarak bu masanın üzerine çıksam, affedersiniz soyunsam ve göbek atsam, reytingin dibine vururuz. Bu mu yani? Bu mu kardeşim? Yani. Peki. Şimdi bunları biz medya denetimi çok son derece önemli. Gidecek medya muhabirleriyle, git mesela Aile Bakanı'na muhabirimiz sorsun. Bu Yusuf Ziya Gümüşel olayındaki bu şeyler, Ali İhsan Bey de biz bir takım olarak çalışırdık. Ali İhsan Bey'den bilgilenir. Git Aile Bakanı'na sor. Bir yerdeyken sor. Mikrofonu akit mikrofonu koy. De ki Sayın Aile Bakanı, bu Yusuf Ziya Gümüşel olayıyla ilgili böyle böyle mağduriyetler var. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi o zaman birisi belki kızabilir. Birileri kızabilir. Ya da diğerlerine sor. Efendim sormayalım şimdi. Çünkü bundan CHP istifade eder. Zaten burada bir alan meydana geliyor. Biz diyoruz ki ya diyor, CHP yaramasın diye yutalım. Öbürüne yaramasın diye yutalım. Öbürüne yaramasın diye yutalım. Yut şişiyorsun. Teşekkür ederim. Diye patlayacağız. Ondan sonra da niye patladı bu adam? Bu adam zaten üşütüğün teki. Yani ya patlayacak. Burada da ben şunu gördüm. Yani bütün konuşmalarda şunu gördüm. Bir gaz birikmesi var. Gerçekten bir gaz birikmesi var. Şişiyor insanlar. Söylemek istiyor. Söylemek istediğinin bir bölümünü söyleyemiyor. Artık kapatalım. Kendilerine ambargo uyguluyor. Peki Serdar Bey. Uygulanıyor. Ben de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Daha sonra da kapatalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben geçtiğimiz haftalarda mesela bulunduğum yerde bir yanlışlığı da söylemiştim. Böyle böyle siteyi basıyorlar vesaire diye. Ama vebal kalmasın, hani gördüğümü de söyleyeyim. Doğruyu da söyleyelim. Yanlışı da zaman zaman bu sevgi evlerine gidiyorum, ben görüyorum. Bilgim de var. Hakikaten alınan çocuklara gerçekten çok iyi bakılıyor. Bakın marketten süt almıyorlar. Marketten yoğurt almıyorlar. Bu sevgi evlerindeki çocuklara, benim gördüklerim en azından, doğalı getiriliyor ve gerçekten çok iyi besleniyorlar ve sağlıklı şartlar içerisine barındırılıyorlar. Hatta en ufak bir hastalıklarında onların anlaşmaları, doktorları var. Aile Bakanlığı'nın vakıfların koordine içerisinde olduğu, hemen doktora götürülüyorlar ve hiçbir problemleri olmuyor. Sorunlu anneleri, babalarına kesinlikle adresleri de verilmiyor. Hangi okula gittikleri, hangi adreste bulundukları katiyen bilinmiyor. Oranın sorumlusu aileleriyle görüştürüyor. Başında da bir polis oluyor. Baba adresi sorarsa çocuk söylemiyor. Anne adresi sorarsa çocuk söylemiyor. Bunlar da var. Ben gördüklerimi, hani bu olumlu tarafları da söyleyeyim. Serdar Arseven, gazeteci yazar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Yeni Akit gazetesi yazarı Kenan Albay. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Stratejist İbrahim Kereş. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bir diğer Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Programımızı burada noktalıyoruz. Hayırlı geceler diliyorum.